Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dima kaç oldu ders? Cismaniyet. Cismaniyette miyiz? Tabii. Ha, ben dima açtım. Yok abi. Ha, cismaniyet. Tabii abi. Ha. 19. sınıfı okudunuz ama oradayız. 19. yani. Defter 120. sayfada. Ha, 19. Ben önüme bakar mısın bak, dima. Tamam, tamam. Vay be, ben Resulullah Allah. Dima, siz dimacısınız ya. Dimadan buralara geldik abi. 19. defter, vay vay. Ya şu vahiy var ya vahiy. Kadın erkek, herkes merak ediyor ya. Kadın erkek vahiy. Ya sanki zannediyorlar ki ben gizliyormuşum, çözmüşüm. Yok, bilmiyorum. Niye? Kardeşim, ben emin olmadığım bir şey demem. Dediğimse yanlış da olsa eminim. Ve ona şöyle diyorum, doğrudur demiyorum bulduğum şeye. Doğrusu bulununa kadar bu yanlış doğrudur. Abi o zaman şöyle yapalım. Şimdi şeytan bitti benim. He, şey... Bir ara şeytan dersi okuyalım yarın böyle bir sonraki gün. Ben Ankara'ya gittiğimde komple vahiye bakayım. Tamam. O zaman şeytan yapmışsan... Şimdi şeytan yapsak mı? Yok cismaniyetimiz. Cismaniyet devam edelim. Öyle mi? Ben şu kaç bir şey sormam lazım o zaman. İstikrarlı devam etmemiz lazım. Tamam tamam. Tamam. Çok ilgimi çekti. Ha. Şimdi bu suret miydi? Yok. Cismani. Cismani. 119. sayfaya. 119. 2-3 ders yapıldı burada bildiğim kadarıyla. 4 mu oldu? 5 oldu. Ya arkadaş. 119. 119'da mı kaldık? Evet, evet abi o civarlarda kaldık işte. He. Nasıl gidiyorduk biz? Abi. Ha. Şöyle gidiyorduk değil mi? Ha. Şöyle 117'den devam ediyorduk. Evet, işte, evet. Şöyle, yani herhalde bu şey gitti. 108'den başladık. Ben de dimağa çalıştım biliyor musun? Bir daha okudum. Bak kapatıyorum bak dima. 23. defter 265. İhtiyaç varmış abi. Vay be. Dima 7 bizden habersiz yaptınız zaten. Ama güzel dersler çok. İlginçti. Çok hissiyatlıydınız. Siz de böyle epey şey ettiler, evet. Dürttüler oradan böyle. Yani çok da usta insanlar var ya. Yani. Onlar da iyiydi yani. Kaliteli insanlar. Güzel sordular abi. Evet. Çok hissiyatlı bir ders. Bazı şeyler vardı onlar silindi biliyor musun? Ha o da tabii silindi. Anlattı beni bir yer vardı. Dima böyle. Farkında değiliz. Bu bize giydirilmiş, verilmiş. Şey, insaniyet bile verilmiş orada. Abi o zaman biz kimiz dedi ya. Bazen patladık. Yani insaniyet, sana insaniyet verildi demiyor mu? Hayat, insaniyet. Sana verildi. İslam. Vücut, hayat. İnsaniyet, İslamiyet, marifetullah, muhabbetullah verildi. Bunun üzerine sana verildi, bu giydirildi. 26. levham. Bu sana giydirildi. Vücut, hayat, insaniyet, İslamiyet, marifetullah, muhabbetullah sana verildi. Ben kimim? Ben kimim? Uğraşıyoruz biliyor musun? Duamda nedir biliyor musun doktorum? Seninle alakalı bir şey, dua. Ya Rabbel Alemin. 15 günden beri böyle dua ediyorum. Ya Rabbi, beni maddi ve manevi hastalıklarla değil, kendimle beni meşgul et. Ya Rabbi, beni maddi ve manevi hastalıklarla değil, kendimle meşgul et. Beni kendinle meşgul et. Bir şeyle hiç böyle şey artık anlamını yitiriyor. Bak ben size baştan önce demiştim. Bu enfusi derslerle başlarsanız, dünya hizmetin dışında anlamını yitirir. Artık keyif alamazsınız ama öyle keyif gözükürken daha lezzetli alacaksınız. Kutsileşiyor lezzet. Yani o cinsellik, yemek, gezmek vesaire, para, bir aletin olması bir lezzet şey, zevktir o. Lezzet değil. Lezzeti inkılap edecek. Burnunu silerken acı dışarıda yapacaksın. Tamam. Bak aslında sofrada konuştuk. Kapıyı aç git. Şimdi bu yok zannediliyor. Oysa bunu açtıktan sonra daha kutsi oluyor. Daha kutsileşiyor. Zannediliyor ki dindar olmak, enfuse geçmek, burayı bırakmak. Bunun kaynağı ile muhatap olmaktır. Zevkin kaynağı lezzet. Peki. Başlıyorum. Şu anlar 228. Kaçıncı sayfa abi? 119.
İstiyorsanız geriden alalım gül goncasından. Yani bir tam, gül goncasını biz yani şey yapmıştık abi bir de. Çalıştınız mı? Yani biz, bir onu biz konuştuk biz de. Biz iki hafta beraber okuduk. Yani. O zaman çok iyi. 117 abi sizde. O zaman tamam 117 de peki ben bir metni okuyayım onun üzerine tartışma yapalım. Yani tamam. Siz yokken biz şeyler iki hafta beraber olduk. Ha o cismen. Cismenet okuduk kendimiz. Tamam çok iyi. O zaman çok harika. Yanlışlar var diyor onlar. Ne bende yanlışlar var. Tamam. Birkaç onları tespit ettiniz mi? Ettik abi ettik de. Çok iyi kardeş net olacaksınız ki düzelteceğiz tamam. Bunları. Tamam açarız abi. Tamam ben bir okuyayım metni. Tamam tamam abi okuyayım. Mektubat 409. Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem, hangi alem? Şu alem. Binler perde perde içinde sarılı. Ha dün de şey oldu ha 18 bin alem nerede? Şu anda o yok. O ders gitti, bugün yayınlanacak, Almanya'dan yayınlayacaklar. 18 bin alem nerede ve nasıl bulunuyor bedende? 18 bin alem çok ilginçti. Var mıydı sen abi? Dün öğleyin. Öyle ders mi? Mesaj attı. Mesaj attı, karşılık gelmedi abi. Ders var mı diye. Kim bana mı attınız? Yok biz grup var, ders var mı diye bir grup bulduk abi. Hem de 18 bin alem, bu alem içinde nasıl? Ama onu teknoloji misallerini kullanarak. Neyse, oradan... Tam alamadım ben dünkü bunu. Tam idrak edemedim. Tabii edemezsin tabii. Sen yani paldır küldürüyle bu iş olur mu yani? Acayip bir dehşet ya. Bak ne adam, bak bu dersi yaptık. Bak bu dersi yaptık. Adamlar iki hafta çalışmış bu kafayla. En az bir saat değil mi? Bir saat sürdü. Saati geçti. Evet. Geçti. İki hafta çalışmışlar. Bir yaptık, iki onlar, bir de beraber üç, gene ha dört. Ben dört kere cismaniyeti okudum komple abi. Bunu? He, öbürü de 15'li defterle beraber. Fesubhanallah. Yine anlam şaşırıyor. Ya yani. Cismaniyet değil mi? Lugata bile bakmıyoruz Risale okurken. Şu an, bir başlayın abi. Birbirine sarılı, çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem, binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri, su da öyle yapıyor kayayı, 10 santimetre sonraki taşı alamaz. Vuruyor, yüzeyi alıyor. 9. Bir daha vuruyor, 8'i alıyor. Hop, sonra böyle taşın göbeğindeki taşı zerresini öyle alıyor. Vura vura vura. Ya abi niye tekrar ediyorsunuz bu dersi? Onu denize, karalara sor. Şey, denize sor. Deniz Efendi ikide bir karayı niye bombalıyorsun dalgayla? Ne Risale-i Nur'u tekrar tekrar okuyorsunuz? El tekrar lan seni velikan 180 dahi olsa. Git denize sorun. Çünkü istila etmek istiyor. Kaplamak istiyor karayı. Kendisinin dışında varlık kabul etmiyor. Hakim olmak istiyor. Onun için dalga vuruyor. Deniz dalgayı keyfine vurmuyor. Hakim olmak için vuruyor. Oymak istiyor. Oyup istila ediyor. Oyup istila ediyor. Şah, şah, giriyor da giriyor. Anladın mı? Yani bu derste vura vura, vura vura, vura vura içeriye giriyorsun. Aynı şeyi tekrar ettiğini zannediyorsun. Deniz aynı şeyi mi tekrar ediyor? Vurduğu yer Adem midir abi? Adem'dir. Çünkü suya evet. Göre taş Adem'dir. Çünkü taş su değil ki. O zaman kendisinden olmayan her şey kendisinin dışındadır. Vücudun dışında her şey Adem'dir. Suyun Adem'i taştır. Onu yok etmek istiyor. Vura vura Adem'e giriyor. Adem. Bak bir yerde çıkarttılar. Taş Adem dediler. Şey... Adem deyince ilim mi ya? Kudret ilmi mi vuruyor? Sıfat öyle düzeyde bakarsak. Emir vuruyor. Yok. Emirle. İlme mi vuruyor? Emir ilim. Emir ilim de. Tekvine emir ilim vuruyor. Tamam vuran o. Ama şey tekvine vuruyor. Tekvine vuruyorlar. Yani zat-ı sıfat ya tekvin. Zat-ı sıfat olan tekvine emrediyor. İlim hakkabıyla vuruyor. Yani elim ceyran. Matkap, ilim. Taş, tekvin.
Peki Adem ilmin bir şey dememiş miydik? Yani ilme mi koyacağız, tekvin içine mi koyacağız şimdi burada? Yani Adem neyin zıttı ise neyin zıttıdır? Adem ilmin zıttıdır. Ama ayırt edemiyorum emir ilim. Emir ilimle farklı. Emir abi sanki şey hareketi veren gibi. Hareketi veren gibi yani. Bir arada tekvinin içinde demiştik değil mi Adem? Tekvin, Adem tekvinin içinde abi. Adem tekvinin içinde. İlmin bir şeydir demiyor mu? Tabii. Adem tekvinin içinde. Ha. Yani şu var. Oradan ilim geliyor ama ilim kolunu sallaya sallaya müstakiliyet yok. Allah'ın dışında zıtsız hiçbir şey yok. Hmm. Mesela ilimin içerisi cehalettir. Tekvinin içeri şey... Zıttı mı? Evet. İlmin zemini. İlmin zemini cehalet. Fakat yani emirin de Adem'de olabilir zıttı ama şu. Mesela ışık var 10 volt. Hı hı. 20 volt. Niçin farklı nur veriyor? Zıt var için. İçine zıt var. Hı. Mesela müstakil bir zati bir ışık yok. Eğer ışıktan Adem'i kaldırın, zulmeti kaldırın, karanlığı kaldırın, yani zıttını kaldırırsanız ışığın içine, ışığın mertebesi olmaz. Göz gözü görmez, kör eder. Göz gözü görmez. Şeyin nuru biraz böyledir, hurilerin. Nereden çıkarıyorum? Allah Resulü diyor ki, bir kılı diyor. Alem-i şehadette gözükse. Evet, Allah Resulü'nün hadisi. Bir kılının kılı alem-i şehadeti gözükse nurundan gören gözler kör olur diyor. Ya mübalağa gibi ademsiz bir nur. Onun küçüğü yok ki. Onda da Adem var ama abi. Adem var ama. Evet. Çünkü niye Adem var? Huri'den daha üstün var Rıza İlahi. Orada da mertebe mi var? Hiç cehennemde yok Adem. Yani acayip bir şey. Adem'de bir he demiyor, diyemiyor. Evet. Çünkü cever midir? Adem, yok. Cever midir? Cever değildir. Ha, nereye baktığınıza göre. Arazi yerine göre. Yukarıya derseniz. Hani hayal değil. İsmi hayal. Adamlar hayal geç. Rüya geç. Hayal değil. Hayal olsa fatura çıkar mı vücuda? Sır değil. Adı sır. Araştır onu. Tamam. Cever değil. Aynı zamanda cever'dir. Cever'den bu tarafa bak, cever'dir. Ve Adem yoktur. Cever'den vacibül vücuda doğru dön, cever değil. Cever değil çünkü cever de vücutsuz vücuttur. Tek cever mahiyeti zatiye. Sonluğu zaten. Mahiyeti zatiye. Esma bile sıfata. Cevher olamaz yani. Bir şeyden çıkıyorsa çıkıyordur demektir. Esma sıfattan çıkıyor mu? O zaman esma sıfat değildir demektir. Sıfat da şunat değildir. Evet, sıfat da şunat değil. Şunat da zat değil. Ama zat zattır. Cevherdir gibi. Zat zattır. Nasıl oturur? Ama böyle bakarsan tabii ki onlar esma esastır. Bak, lehül esmaül husna. Bütün isimler onundur. İsim o değildir. Şimdi 18 bin alem dersini de bir misaller var. Teknoloji misallerini kullanıyorum. Telefon. Akşam bahsettiniz aslında. Evet, bahsettim biraz. Onun tesiriydi zaten. İçini dolduruyorsun da böyle çalışıyorsun, tamam mı? Saatlerce beraber, hep beraber. Cismani, şimdi geldiği zaman bir yer, bir kelime mirattır. Belki kaç saat çalışmış, kaç sene ömür vermişiz, derste tak kullanıyorsun. Demek ki ders yaparken nereden çıktı? İçinden coşar geliyor. Tipi tipten çıktı. Sizi bilmezsiniz. Bir sarkız vardı. O sifon sarkızı şey için. O karikatür çıksın diye alırdık çocukken. Nereden çıktı derlerdi. Bu tipi tipten. Şimdi bu cismani, şimdi saatlerce uğraşıyorsun. Ondan sonra oraya geldiği zaman orada bir cümle koy. Ya nereden çıktı ya, izah ediyor. Kardeş zaten ustadın vazifesi bu. Usta bize vazife vermiş bunu. Yani bir derste belki 10 tane ders kullanıyorsun. Bir daha
birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem, şu alem, şu şey, şu alem, şu alem mi? Binler perde perde içinde sarılı, bak hele, binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. O biraz yukarıda, altında diyor. Birbiri altında, tamam mı? Burada ise bu alem içinde gördüm. Bu alem altında demiyor. Evet. Dikkat edecek değil mi? Alemi şehadet mi, cismaniyet mi ama? Cismaniyet. Bu alemi şehadet, evet. Külü külerde bahsetmiyor. Bu alem, bak, altında, içinde. Üç tane mi alem var, farklı alem burada? Üç tane alem oldu. Gidelim sırayla tekrar. Şu bak, alem, şu alem. Binler perde perde içinde sarılı. Bu hangi alem? Cismaniyetin alemleri mi? Evet, bak. Şu. Birbirine sarılı, çok yapraklı bir gül göncesi gibi şu alem, şu alem, dünya, tamam. Alem-i şehadet. Tamam. Bir binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri. Bu alem hangisi? Bu alem, şu, senin şahit olduğun alem. Şu alem dediği, hı, ötenin hakikati, senin nüfus edemediğin. Şu alem var ya, o şu insanlar, ben sen o, işaret zamiri, işaret ediyor. Benim imamım ve benim. Yani ne de. He, ama bu alem dediği, senin şahit olduğun. Şu alem şahit olamadın daha. Anladım, tamam. Oldu mu abi? Tamam, oldu. Bu alem içinde gördüm diyor. Gördüğüne göre kendisi şahit oldu. Gördü içinde bu alem, gördüm diyor. Gördüğü alem, bu alem. Görmediği alem şu alem. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. Bu perde açıldıkça, hani iki perdemiz var ya bizim. Bu hangi perde? Şimdi perde, projeksiyon perdesi ise o gözükünce o zeminde görmeye başlıyor. Çekilince mi görüyor? Hangisidir? İkincidir herhalde. Yani açılıyor abi. Yani bir esmanın hakikatine vakıf olmakla o perdeyi kaldırmış olur. Kaldırıyor mu? Tebdil oluyor. Yoksa var projeksiyon perdesinde görmeye mi başlıyor o perde? Perde açıldıkça tırırır açıldı, görmeye başladı. Tersi kaldırıldı, arkasını görmeye başladı. Yani başka bir hakikate vakıf olmak için ya şu şekilde, yani baktığın yere göre abi, yani ya bir esmanın perdesini gördükten sonra yeni bir perde geliyordur, o perdenin üstüne başka, hı-hı, bir perde geliyordur, ya da o perdenin hakikatine vakıf olduktan sonra o perde kalkıyordur abi, başka bir perdeye muhatap oluyorsundur yani. Hem görüyor hem göstermiyor abi. Daha önceki derslerde geçmişti ya, hı-hı, beyaz perdede beyaz renkli bir araba gözükmez. Hmm. Yani onu gördükten sonra o kalkıyor, diğer şeyde, perdede, ben öyle anladım. Beyaz perdede beyaz arabanın gözükmemesini seviyorum. Burada ikisi de değil, ikisi de doğru ama. Bu ikisi de doğru, ikisi de değil. Siz başka hep perde mi var? Başka bir perde var. Zahir içinde aynı kılıyor. Siz hep orada baktınız. Evet. Orada kalkmıyor. Burada kalkıyor. Burada kalkıyor. Kalkın gözükmez, kalkan gözükmez. Niçin gözükmez? Beyaz perdede beyaz arabanın gözükmemesi gibi bir inkılap var. Bak şimdi. Herkes aynasının müşahedetine tabi ya. Müşahedesine tabi. Öyle mi? Orada görüyor gibi. Mesela çocuğunu kaybeden bir kadın için kainatı Allah görür. Mesela her şeyi kaybeden bir adam. Bitmiş alem. Hayat manasını yitirmiş, intihar ediyor. Seçenek oldu. Yani iflas etmek. Niçin iflas edince intihar ediyor? Her iflas eden ediyor mu? Etmiyor. Niçin ediyor? Çünkü hayat maddedir. Para. O zaman para yok olduğu zaman hayat anlamını yitirdi. Başka ne için yaşayacaksın ki? Para ortadan kalkmışsa yaşanacak sebep buydu. O zaman yaşama anlamını yitirdi. Hadi gidelim. Ahirete gidiyor.
Mesela hayat kızdır, zevktir. O zaman yok ben seni sevmiyorum deyince hayat anlamını yitirdi. İntihar seçenek oldu. Burada siz perdeyi orada aradınız. Dediniz ki bir tanesi, perde kalkıyor. Bir tanesi dediniz değil mi? Hı-hı. Perde kalkıyor veya perde evet, orada. Perde. Değil o. O doğru ilk. Hı-hı. İlk doğrudur. Ama o deniz dalgası vururken istila ettikten sonra artık kazanılan bir şeysin. Mesela şöyle diyeyim. Dağ burada. Deniz burada. Vurdu vurdu. Dağ itti mi? Buraya işgal etti mi? Artık buraya dalga vurmaz. Şu oturdu artık. Şu buraya dalga vurmaz değil mi buradan? Artık şu oturdu değil ötesi. Değil. O oldu yani içine aldı. O oldu artık. Yani. Gideyim. Evet. Yani şey oldu. Galip'in ne oldu? Sen peki şöyle diyeyim. Sen Esma'nın cilve, cemal, nakşi sanatı değil miydin? İnsaniyet olarak öyleydi. Bunlar kalkarsa ne olursun? Esma olursun. Esma olursun. Bu kalkmıyor işte. Kalkmıyor. Kalkarsa Esma olursun. Fakat aslına doğru yaklaşıyorsun. O yaklaşma demek böyle bir yürüme falan değil. Orada tanımlayamadığım böyle bir hal var ama ifade edemiyorum böyle. Perdede seyretmek değil, perdede de kalkmak değil, böyle olmak da desem tehlikeli olur. Böyle inkılap desem de az görüyorum onu. Ama şunu söyleyebilirim size, benim anladığım. Yani karşıda değil. Hmm, sende değişiklik oluyor. Sensin. Şey diyor ya abi, 70 bin perde tabir olunan berzah esma diyor. Dikkat ederse, İlk önce oradan terakki ediyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Buraya kadar hep onları kullandı. Oralarda oldu, oralarda gördü. İyâke nâbudû ve iyâke nestaîn'den sonra oralarda görmedi. Kendi de şahit oldu. Koş koş, deniz deniz oldu. Kendisi şahit oldu. Çünkü siz bir yeri ararken kendinizin haricinde aradınız. Meğer o benmişim. Kendimi arar idim. Meğer aradığım benymiş. Mesela bak, insaniyet sana, vücut sana verilmiş, hayat sana verilmiş, insaniyet sana verilmiş, İslam sen, insaniyet sana verilmişse sen insan değilsin, insan olacaksın. O zaman kimsin? Bilmiyoruz. Şöyle mi? Abi? Bu doğrultuda mı gidince yani? Şimdi belli sinyal aralığını alıyor ya, mesela bir dekoder, yani bir şey, bir televizyon çalışması için bir sinyali çözümleyecek bir cihaz lazım. Belli sinyal aralığını alıyor ya, bu sinyal aralığı gitgide değiştiği için şeydeki kanallar da değişiyor, televizyondaki kanallar da değişiyor abi. Ama bu kanalda gözükenler aslı değildir, gayrı da değildir. Çok ama şey değişiyor, dekoderdeki program ve sinyal aralığı değişiyor sürekli. Evet. Aralıkları değişiyor değil mi? Evet, mesela diyelim ki 1 ile 3 lambda arasını alıyorsa 1 ile 4 oluyor, 1 ile 5 oluyor. Televizyon kanalı değişmiş oluyor. Değişiyor. Mesela A kanal diyelim ki 1 ile 2 arasındaki lambdaları evet, alıyor. Ötekisi 1 ile 7 arası lambdaları alınca C kanalına geçmiş oluyorsun. Ama A kanal gitmiyor, A kanal duruyor. Duruyor o. A duruyor. Bu çok önemli bir şeydi. Ben de hep aklıma Hüve geliyor bu gül goncasını. Yoksa gül değil mi? Orada da her şey var ya. Evet. Her şey var yani orada. Yani bir yerini açtığımızda diğeri gitmiyor orada. Bütün evet, hava sarfesinde ne varsa. Evet, evet, noktada. Devam edelim mi? Evet. Aynen bedenin, cismaniyetin, bedenle cismaniyet farklı. Cismaniyet malum arka. Kimse cismaniyete meşgul değil. Gördüğümüz yok. Şu anda ben cismaniyetini görmüyorum. Suretini görüyorum. Sima bile onun altında. Dünya hayatı böyle. Boyut farklılıkları var. Birbirlerine şifrelerle geçiliyor, kodlarla. Kod, simge, sembol, şifre. Tamam mı? Geçiliyor. Simge, sembol ve kodlarla. Yeni bağladı buldum. Bu. Geçiliyor. Bunu ekliyorum bakın. Yeni yeni. Balayla çalışırken. Simge. Topladım. Bir mektupta geçmiyor bu.
birkaç mektuptan çalışıyorum ya şimdi cümle cümle yapacağım diye. Bağla şeymiş. Arkadaşlar bağlanın içerisinde ama anlatamıyorum aşağı nasıl de bunu söyleseydim şimdi cumartesi dersinde bunu da söylemen lazım için. Bağla neymiş? İnsanın içsel yapısını dedim ya idealist bir adamın dava kitabıdır. Nedir o? İnsanın şifresini, simgesini, sembolünü, kodlarını çözen bir kitaptır. Fakat diyemedim yani. Ve geldi. Çünkü ben sıraladım. Şimdi gelmedi yani. Çünkü o ağzımdan değil. Çalışırken o defterde simge, sembol, kod, şifre. Unvan da girer mi buna abi? Ha unvan da vardı. Unvan da vardı. Unvan da var. Unvan da var. Var. Böyle 7 tane şey buldum ya. Bu 7 tane bu neydi? Simge, unvan, sembol, kod, 3 tane de bulmam lazım. Şey, unuttum, ezberleyemedim. Farklı farklı şeyler de geçiyor. Divan, divan. He? Divan. Divan vardı diyor bir daha. Divan. Bu da girer buraya. Sandıkça, bir de sandık. Sandık, divan, evet. Divan, o da vardı. Sandık. Ben buna, ustad sandık diyor. Ben kutu diyordum. Hani var ya, ağzım hep kutuyu alır. Üstad sandık diyor. 261 şualarda da var. Risale-i Nur'un her bir kelimesi tabi, şey sandığı var ya, sandık gibidir diyor. Sandık. Sandıkta kadın veya kız veya erkeğin sandığı. Bir sürü eşyaların olduğu yer. Ama zaten bir sandık, kutu. Ama her şey var. Ne var? Beni tanımlayan her şey. Beni tanımlayan her şey, çeyiz. Peki nasıl şey yaptım? Bu konuyla alakası yok. Diyelim ki ben 11. meseleden girdim. 35. mesele. Girilen yer aynı ama kapılar farklı. Mesela Belgrad kapısı, 7 kule kapısı, Topkapı kapısı, kapı farklı ya ama sura girilmiş. İşte şeytanın en büyük hilesi çok ilginçtir. Onu da anlatamıyorum ki hissiyatımı. 9 tane kapı açık olsa bir sarayın, bir tanesi kapalı olsa hep onu gösterir. Bu saraya girilmez der. Ona gir işte bir tane 9 tane çek, içeriden açarsın. Perde olmaz şimdi. Çünkü çok acayip yani. Şeytanın acayip bu hilesi var. Her şey tamam, bir tane çözemiyorsun birbirine. Tamam çözme, zamana bırak. O zaman çözemiyorum diyorsan abi. He, psikoloji işte. Ha, evet, psikoloji işte. Dürtü merak etme ya, biraz sabret ya. Sabretmeyince fevran ediyor, acele gidiyoruz. Doktor da bir sürü ilaç yazıyor. İlaç yazmasıysa, bu adam var ya, bu adam ilaç yazmıyor, bir şey anlatırsa, doktor hiçbir şey anlamadı. Oysa bu derslere, enfuzi derslere katılan şu doktor, şu ilaç eline ne vereceğini çok iyi bilmiyor. Ve meis ve ümitsiz bir hastaya nafi, faydalı bir teselli bazen 1000 ilaçtan daha hassiyetli, daha tesirli olur. Şimdi devam. Şifrelerin başında marifetullah varmış. Marifetullah aslında nedir biliyor musunuz içeriği bu manada? Bu 7 tane sembolün çözümü nispetinde ortaya çıkandır. Marifetullah yöntem değildir. Yöntemden yani unvan, divan, sandık, simge, sembol, kod, şifreden ortaya çıkan, sana göre çıkan halettir marifetullah. Dirayet demiştim. Dirayet değil. Dirayet, hayır. Bu bana şey. O şey, basire, dirayet, feraset, kemalat, vicdanın içsel yapı karşılığı. Yani vicdanı inkişaf eden bir insanın irade, ibadetullah, zihin, marifetullah, his, muhabbetullah, müşahadetullah, latife-i Rabbani müşahadetullah. Bu eylemseldir. Arkası nedir? İrade ile ibadet yapanın Allah basiretini açar. Samim olan. Ama ibadeti namaz niyaz diye gidiyor. Bunu izah etmek zorunda kalıyorum. İbadeti ne olur ya namaz, oruç falan değil. Terklerdir ilk önce. İbadet ilk önce terklerdir.
Allah namazı emretmeden önce ilk önce tekleri yaptırmış sahabeye. Namaz 9 sene, 10 sene sonra farz olmuş. Miraç'ta. 10 sene demeyeyim de 9 sene 8 ay. Yani biliyorsunuz namaz Miraç'ta farz olmuş. Miraç'ta bir rivayete göre 9 sene 2 ay, bir rivayete göre 9 sene 8 ay sonra farz olmuş. Ondan önce ne yapılmış? Terkleri yaptırmış. Burada da yazıyor zaten. La ilahe illallah. Orada mı? Hemen. İlk önce terkleri yaptırmış Allah. Allah ilk yaptırdığı la ilahe yaptırmış. Sonra illallah olmuş. İllallah olunca namaz olmuş. Mesela diyelim ki içki 16 sene sonra farz olmuş. Tesettür galiba o da 14 sene sonra farz olmuş. Ramazan orucu 12 sene sonra farz olmuş. Peygamberlik gelmiş, 12 sene oruç yok. Ne yapmış diye soranlara diyeceksin, insanı inşa etmiş, ne demek? Terkleri muvaffak ettirmiş. Terk. Peki sahabe duyduğun hemen nasıl yapabiliyordu? Çünkü terkleri muvaffak oldu da ondan. Bir insan, duyduğun hemen yapabilen insan, terkleri muvaffak olan insandır. Terkler ibadetten öncedir ve emniyetlidir. Terkler farzdan emniyetlidir. Ona bir misal vereceğim Risale'den. Farz da diyor, haram çatıştığı zaman, haram işlememek için farzı terk ediniz. Bak, terk-i kebair, defişe, celbi nefa, nefaya rüçhanet kesbetmiş, hatta bu asırda usul esas olmuş. İlk önce haramların terki, sonra farz oluyor. İlk önce haramların terki. Terk olmadan farz yoktur. Kendini terk edemeyen namaz kılamaz. Kendini esas alan sabah namazına kalkmaz. Kalkamaz, mümkün değil, kalkmaz. Çünkü içini neyle dolduracak? Bak, şifrelerin başında marifetullah'tır. Yöntem değil, neticedir. Yöntem budur. Ondan sonra, dediğim budur derken kalemim işaretiyor. Simge, ünvan, divan, sandık, sembol ve kodlarla açılma nispetinde sende ortaya uyanan marifetullah'tır. Marifetullah sırlarını ifade eden la ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle, bak la ilahe sırları bu anlatıyormuş. Niye Muhammed Resulullah yok? La ilahe he illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah yok da. İkisini cem etmiş. Kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Bunlar. Kalbi söylettirmek, kalp söyler, dil ifade eder, ruh işler, kumaş dokur. Olmadan kalp söylemiyor o zaman abi. Yok. Takva vicdanın bütünlüğüdür. Hmm. Takva bir günaha terk değildir. Takva meniyattan ve günahlardan içtinap etmek. Meniyat terkler. Hmm. Bu terk dersi de çok önemli biliyor musunuz? Evet, hakikaten. Var değil mi sanki? Bir saatlik ders var, terk. Mesela şey de çok önemli size, doktorum sen hala şey olur, hasreten size, hanımınız, kardeşiniz, bacınız, şunuz, bunuz veya siz okuyorsun, Kur'an okuyorsun, İzbul Kur'an okuyorsun, Risale okuyorsun, gene sıkıntı var. Sebebi dirayet yok. Dirayet dersini tavsiye edin. Veya siz onu dinleyin, hasreten doktorun, böyle cümle cümle notları alırsan senin el kitabın olur, dirayet. Yani okunan netice değildir. O malzemedir ve yöntemdir. Dirayet olursan onu aşarsın. Dirayet nispetinde sıyrılırsın kendinden. Dirayet nispetinde sabah namazına kalkarsın. Dirayet nispetinde o psikoloji şeylerden aşarsın. Çok duyarsınız. Okuyorum ama olmuyor. Dirayet eksik. Hani sirayet vardı ya. Sirayet acayip bir şeydi. Çok korkunç bir inkişaf oldu Nurcu kardeşlerimizin aleminde. Dirayet de öyle. Dirayeti fazla şu anda belki şey yapamadılar ama. Tatbik edilen şey çok hemen uyuyor. Sirayet evet. Çünkü hakikaten her an sirayet mevzusu olunca. Dirayet de öyle. Dirayeti. Bu terkler abi şeyi biraz önemli burada da. Terk deyince hep böyle tarikat meşrep dünyadan iştinab eden böyle şey dönen. İnziva hala. İnziva akla geldiği için yani Risale-i Nur mesleği oy meslek değilmiş
şeyi böyle hakim oluyor. Böyle yani bizim, zannediyor. Çünkü niye biliyor musun? Allah Kur'an'da diyor ki, zanın küçüğünden, büyüğünden, hatta küçüğünden sakının. Onun için çıktım yola zan ama biraz herhalde. Çok derine baktım biraz. Aa bak burada. Bak. İp nerede? Bak Allah aşkına okur musun? Ne? Şu ip nerede bak? Ha burada. Ne dedim? Zan. Daha buradayım ha. Bak şimdi. Tek tek cümle ha. Külliyattaki cümleler. Zan ha. Çalışmamış mıydınız zan'a daha önce? Yok. Evham ile zanın bir birlikleri var mı abi? Biliyor musunuz? Akrabam. Bak sana bir şey söyleyeyim. Benim bir tespitim var kendi alemimde. Ama onu ne yapıyorum? Çıkarmıyorum. Ben size ne söylüyorsam çalışmışım. Bilmiyorum onu. Çünkü şeytana çalışırken bir bağlantılar var ama çözemedim ya. Yani. Zan bir kere şeyin, bu, daha biraz çalıştı mı? Yalanın zeminiymiş. Ben de tevhidde var gibi gördüm. Ahirette de var abi zanım. Zan cennette bile var. Var abi. Onu hadiste de gördüm. Evet. Lüp da var burada. Dünyada üzerine. Acayip bir şey. Ben zanın üzerine tecelli ediyorum. Elayne zenni abdibi. Zanın imanla da bir alakası. Tabii kendisi. İmanın içerisi zan olmasa iman imanlıktan çıkar. O olur. Çünkü zanlar imanı derecelendirmiş. O zaman zan itikattır. Ondan sonra imanın vesvesesiz ve şüphesiz ve vesvesesiz mertebesi o zanlardan çıkma nispetinde oluyor. Ama zan çok güzeldir ama çok da rezildir. Çok kepazedir. Hüsnü zanı var, suyu zan da var. Ya zaten dedik ya bir şey hem nimettir hem nikmettir. Zanın vasatı var, ifrat tefriti var. Alemler olmaz zaten abi zamanımız. Ya bu nasıl bitecek bu külliyata? Bitmeyecek ben onu gördüm. Anladın değil mi abi? Bu, şimdi zan bir sene alır mı rahat? Gider gibi gözüküyor. Bir sene rahat alır benim. Sizin bir sene ise bizim 5-6 belki 10 sene abi. Hem de 5-6 saat içinde miyim de İrfan. Sen onu kastediyorsun. Zamanım hep bu. Hep bu olduğu halde yetmiyor. Yetmiyor. Yetmiyor Allah aşkına. 5-6 saat ya. Ve inanın mübalağasız. Bunun böyle öğlen dersi yoksa bu gömleği giydiğim az oluyor. Kalkıyorum, pijamaya çıkarıyorum, atletle çalışıyorum. Bir de akşam derse giderken gömlek giyiniyor. Hatırlayamıyorum. Yani mübalağa olmasın diye. Yani çalıştığım için söylemek istiyorum. Mesela eğer öğlen dersi ineceksem gün atleti giyiniyorum. O zaman anlıyorum atlet. Yani çalışıyorum kardeş. Ama şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bitmiyor. Bir kere nerede merak saldı? Daha bir kere külliyatı bitirecektik diyorsun. Biraz zor o iş. O zor. Sizden geçmiş. Geç. 10 ay önce başladım dediniz ben buradayken ne? Kaçıncı sözdeyim biliyor musun? 11. sözdeyim. 4-5 tane sordum. Daha o 11. hakikattayım. 10. sözün 11. hakikatındayım. Bab-ı insaniyetteyim. Cenab-ı Hak ismi, Bab-ı insaniyet ismi Hakk'ın cilvesidir. Oradayım. Gidemezsiniz ki siz okurken. Gidemiyor. Yok. Mesela orada o babta bab-ı insaniyet deyince bab-ı insaniyette mesela rahat ben bir aydan beri oradayım belki. Ama ya araştırmıyorum. Kafamı kurtaramıyorum. Ha. Araştırmıyorum, açmıyorum bir yeri. Bastınız zaten. Hiç zaten. Bab-ı insaniyet kapı yani kendisi değil. İnsani bab-ı insaniyet insan değil. İnsanlık aleminin kapısı. Kapısından bahsediyor. 11. hakikat insandan bahsetmiyor. İnsaniyetin kapısından bahsediyor. Kapıya bakıyorum şimdi. Saraya daha mümkün değil. Bak kim? İrfan anladın mı abim? Ola bunları duymadan ölecektin ha. Allah muhafaza. Ya. Yani önemli olan ne biliyor musun? Kim ne dedi değil. Ustad diyor ki bir kelamın değeri ne dedi değil. Kim dedi? Kime dedi? Makam ve maksat. Yani bunları mesela Nur camiasında. Onun için diyor ki kardeşim Nur camiasının içinde ol da Allah'ını seversen bir yere taassup yapma. Kendini zulmetme, zan etme, gömülme, berbat etme, perişan etme. Sen nerede inşa oluyorsan istifade et. Ama oradan ayrılma, vefasızlık yapma, git. Ama kendini inşa etmek adına kendine ihanet etme.
istifade et ya. Sizin meşebinizden ilgilenmez ki. Peki, hayvaniyetten çıkmak, cismaniyeti bırakmak, bak bir tanesi çıkmak, evet, bir tanesi bırakmak, çıkmak, bırakmak, kalp ve ruhun derece hayatına girmek. Çıkmak, bırakmak, girmek. Çıkmak, bırakmak, girmek lazım. Külliyattaki ifadeler yapmadınız değil mi? 17. şey, lemada. Hmm. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına gir. Cismaniyeti bırakınca mı kalp dereceyi ruhun hayatına gir? Olmuyor başka. Ne demek bırakmak? Mahiyetini mi anlamak lazım? Bilmiyorum. Devam edeyim. Nasıl ki mazi müstakbele taşıyan kuru bir çekirdek, görüyor musunuz? Mazi müstakbele taşıyan kuru bir çekirdek, insanın mazisini yani ceddini geleceğine, nesline taşıyan suyunu, su onun şeyidir, simgesidir, semboldür. Yani beden gibi. Konuşmuştuk bunun hakkında. Evet. Mesela tükürükten şey yapmıştım, misal vermiştim. Şu sizin suratınıza geldi. Ya kusura bakma kardeşim Osman. Estağfurullah abi. Dedi. Puu dedim. Gene tükürük benim. Bir hapşu ile puu. İkisi de tükürük. İçi aynı mıdır? Birisinde cehalet var. Dikkatsizlik var. Masumiyet var. Özür var. İlim. İkincisinde puu. Kast var. Art var. Değil mi? Nefret var, öfke var. Onu unutur musun? O da senin suratına geldi. Ha, içinde kişi var. Onu anlatmak için yaşayana Arap misal verdi. Komutanlar şaşırdı. Nereden hiç böyle bir alamet yok. Bunun aksi hapşırdı. Ben güzel bir film çevirdim değil mi? Yapmacık yapabiliyorum ben. Peki. İnsanın mazisini, ciddini, geleceğine, nesline taşıyan suyun, yani öksürük de öyle, şey, hapşırma. Organların yapısını haber veren idrar ve gaytası, mesela et parçası alınıyor, insanın aynı zamanda insanı taşıyor idrar ve gaytası, yağlıları çıkarmak için zeytinyağı sabunu, oysa kendisi de yağdır, yağları çıkartmak için yağ kullanılıyor, zeytinyağı sabunu. Televizyon, radyo ve cep telefonunda nasıl ki çeşit çeşit sesler, suretlerin çıkması, cismaniyet de böyledir. Burada iken diğer nihayetsiz alemleri bunlarda tezahür etmesi gibi. Hem buralar çalıştığımız için atlıyoruz. Çünkü daha önce çalıştık ya. Ben sizi merak ediyorum, ondan sonra şey yapacağım. Çabuk okuyayım. Hem tahayyül ve tasavvurunda nihayet hayatları, yaşamları sokabilir. Değil mi? Sokabilir. Çıkarabilirsin. Hem tahayyül ve tasavvurunda nihayet hayatları sokarsın, hayatları çıkarabilirsin. Tamamen kopuk gelemez. Ağızdan zahirde çıkan kelamın insanı taşıması. Atladınız abi, bir daha okursanız. Hem oradan da bir şey eksilmez. Hem tahayyül ve tasavvurunda nihayet tahayyülleri, hayatları, yaşamları sokabilir, çıkarabilirsin limandan. Hem oradan da bir şey eksilmez. Mesela ben bir şey konuştum. Bitti mi bende? Yok. Çekirdekten ağaç çıktı. Çekirdek boşaldı mı? Hayır. Hiçbir şey eksilmez ondan. Bilgisayardan, şimdi şey, Erdinç olsaydı şöyle derdi. Kopyala, yapıştır abi deyince kopyaladın diye aslında bir şey var mı? Güzel yok. Abi. O niye yok hakikaten derste? Haberi mi? Gelecekti dün akşam. Akşam geleceğim dedi abi. Hey heyleri gelmişti. Bunu niye, nereye bağladınız bu eksilmezi? Tamam, devam edelim. Gelen geldiği alemden tamamen kopuk gelemez. Ağızdan zahirde çıkan kelamın insanı taşıması, hem taafun etmiş kokuşmuş etten yeni hayatların çıkması, hayvanatların çıkması. Hakikaten ne antika değil mi? Etten hayvanat çıkıyor. Göz çıkıyor, biliyor musunuz etten? Senin o gözü yok mu? Kulağı var. Şey yapar mısın çabuk böyle?
Üstten. Perdeydi. Cismaniyetin nihayet hududu cennet içine alıyor. O zaman oradan alemi şehadete kadar tüm alemlerin hakikatlarına sahip olup burada çok acayip bir şey kullanıyor. İfade ediyor. Cismaniyeti tanımladı. Dedim ki kelam kişiyi taşıyor. Hap şu nefretini veya cehaletini taşıyor. Sperma da insanı taşıyor dedik. Tamam mı? Geldi alemi taşıyor. Gayta ve idrar insanı taşıyor. Dedik mi? Peki cismaniyet cennette var mıdır? Var. Ta oradan beri varsa cismaniyet, o zaman bu cismaniyet ta geldi bütün süreci taşıyor. Dedin ya bunun için anlat. Evet. Çok ilginç bu şimdi. Cismaniyetin içinden bahsediyor şimdi. Encami olması bir türlü çermesiyle faydalı. Encami bundan. Kimi kime taşıyor? Ya. Hepsi aynı yerde oluyor. Ama birileri dışarıda, ötekisi onun paraleli. Onun paralel mi demişti bana rüyada. Ben senin kimim dedim, sen kimsin dedim. Senin ikizin. İkizin. Ha, ikiz. Rüyada, şey rüya değildi. Öyle. Sizofrenik hastalığım tuttuğu zaman marazım. Barbada geçiyor abi. Doktorum, sizofreni olmuştum o zaman. Abi. Barbada diyor ya abi. Senin ikizinmiş. Senin ikizin değil. İkinci nüshanmış. Allah Allah. Var abi. Var mı? Var. İnan bilmiyorum. Levent abi söylemiş şey. Levent abi söylemişti ya. Senin diyor neyin diyor? İkinci Nusan. Ondan sonra. Refet'im gördüm rüyada. Şimdi usta daha çok kullanıyor. İkinci Hulusi, ikinci Sabri. Hulusi mahiyetindeki ben o şeyi. Diyor da onu gördüm diye söyledim. Arkada tesbihatta baktım diyor. Aa baktım he. Nusan sen. Sen o ikinci şeyinmiş falan dedin. He bana dedin ki. Senin ne diyordun? Ben dedim ki sen kimsin dedim. Ben senin ikizinim. İkisi de benmişim ama benim bir ikizim varmış. Şöyle yaptığım zaman olan ikizim vay be vesaire. Vay be de böyle basit sayede olmadı. Çünkü haftalarca kıvrandım. Haftalarca kıvrandım bundan. Niye? Çok kötü bir yani çok etkiledi beni ya. Düşünebiliyor musun? Oturuyorsun derste böyle. İçeride bir sürü şeyler oluyor. Diyor ki, ölümden korkuyor musun? Kafayı kaldırdım. Aynı böyle bakıyorum ha. Ötekisi diyor ki, yok dedi. Niye korkmuyorsun dedi. Vesaire. Orayı burada gördüğüm için dedi. Falan bir şeyler dediler. Ve orası buradan daha güzel olduğunu. Dedi ki, devam edeyim, ben orada hulasa şey yapmamış fazla. Dedi ki, oranın buradan güzel olduğunu nereden biliyorsun dedi. O cevap verdi, orayı burada zaten yaşıyorum dedi. Orayı dinliyorsun sadece. Ben dinliyorum. Üç oldu. He, yani kişi, bu şey olmaz ki. Orayı burada yaşıyorum zaten. O halet var ya halet. Şu andaki güzel halet o değil mi? Ondan sonra... Sonra işte soru cevap devam etti. Dedi ki, ya ondan sonra Azrail'i sordu. Azrail benim hakikatımdır dedi. Benden, yani benden banadır dedi. Kim kimin canını alıyor ki? Alan alınanla aynıdır. Yalnız bir inkılap vardır dedi. Asla dönüş sürecidir. Ondan sonra inkılap geriye dönüş. Onun adı ölüm der. Ondan sonra, ya hakikaten sahi ya, sen kimsin dedi. Ben senin ikizinim dedi. O zaman böylelikle ispat etti. Hani bir inkılap oldu. O da benim inkılap. Böyle bir, tabii bu bir şizofreni alameti değil mi doktorum bu aslında? Tıptan. Üçüzmüşsünüz abi, siz üçüncü kişi. Tabii. Dediler ki bir tanesi, abi dedi sen kendin iki kişilik ders yapıyorsun. Konuşunca, bir de sen konuşuyorsun dedi. Tamam bak şimdi, geride darlattılar beni. Polat şeyde, İstanbul, Almanya'da. Öyle. Bak buna bir misal verdim. Abi ya, sen iki kişilik, böyle kişilik bozukluğu gibi dedi. Millet anlar dedi. Bir böyle, bir böyle.
Yani böyle üç kişilik doğurma, doğum yapıyorsun dedi konuşunca. Dedim kadınlar 300 doğuruyor da dedi. Ben dedim 3 tane doğursam ne olur? Kadın 3 tane doğurunca kadın 3 tane midir? Buldum okuyayım abi. Dur dur ama sayfayı da oku. Bu sabah namazdan sonra başımı çevirdim. Refet Bey'i gördüm zannettim. Geceleyin bir torba bal ve içinde dolu altın. Mübarek bir talebeme veriyordum. Arkamdaki zat demek Refet Bey'in kalp ve ruhunu taşıyor. Hem dellalı olduğum hazinenin en kıymetli, en tatlı şeyi bizim vasıtamızla satın almak istiyor. Sonra gördüm ki senin ikinci bir nüshandır, yani seyranidir. Nüshandır. Sayfa kaç dedin dur? 340 abi. Benim ballayı versene. O aç orayı. Seyrani. Hasan abi ballada da yazıyorum bakalım. Benim ballada yazıyorum. Seyrani kelimesi. Bu ben görmedim ya. İlk dört. 300 kaç? 340 abi. 340. Ustad mı mektubu bu? Ha, üstadın evet, değil mi? He, nerede tam? Sol altta abi. En altta. Sol altta. Ha. Şu çizmişim. Hem delalı olduğum hazinenin en kıymetli, en tatlı şeyi bizim vasıtamızla satın almak istiyorsun. Sonra gördüm ki senin ikinci bir nusandır. Kim yani? Seyrani'ymiş. O Seyrani de bir zat. Ya Allah Allah usta bu hizmet fotokopi makinesi mi? Kişileri çoğaltıyor. Arkadaşlar hakikaten ya nereye hizmet ettiğimizi bilmiyoruz ha. Allah Allah. Siz diyor bilmeyerek, ben bilerek istihdam ediliyorum dedi değil mi? Hmm. Ben bilerek ya meseleyi biliyorum. Arafat Dağı mı dedi? Ne dağı? Altın Bey? Erek Dağı. Arafat Dağı. Ararat. Meşhur Ararat Dağı denir. Ararat değil mi? Ararat Dağı altındayım işte inkılaplar oldu falan anladım ki vazifeliyim. Namzet oldum. Namzet oldum anladım bilerek. Biz bilmiyoruz. Ya bu ne diyor ya? Samimi söylüyorum ya. Senin ikinci bir nusandır. Demek ki o acayip bir şeydi ya. Peki bunlar niçin oluyor diye bir tanesi, orada bir tane kardeş soru sordu. Bülent miydi? Murat. Dedim ki bak kardeş, benim televizyonum yok. İlkokul 4. sınıfa kadar köyümüze elektrik yoktu. Bu tahrif olmamışım. Dolayısıyla beni doğuran anam görmemiş. Anamdan tahrip olarak doğmadım. Çocuklar bozularak doğuyor. Anne de bozuluyor. Bozuk gıdalar, bozuk hisler, duygularla çocuk bozuk doğuyor. Bozuk nazarlar. Bozuklar. Çocuk bilerek doğuyor. Yeni doğan çocuklar çok bilmiştir çünkü anne bilerek doğuyor. Bozularak doğuyor. Biz bozularak çünkü annem hiç televizyon görmemiştir. Ondan sonra zaten vefat şimdi. İlkokul, ortaokula gelince Allah selamet versin, Almanya'da kaldığı halde, dünyayı görmüş bir insan, hiç kimse bilmedi. Almanya'da kaldığı halde babam 7 sene, köye geldiği zaman eve televizyonu almadı. Bilerek yani şuurlu Müslümandı. Dershane verdi, daire kazandığı parayla binalar yaptı, bina yaptı, bir dairesini dershane verdi. Televizyonu almadı. Ortaokulda böyle büyüdü. Evde. Televizyon yok. Haftada bir saat amcama giderdim. İşi anlatmak için söylüyorum. Yani bu tür şeyler sınıfınız latife yapıyor mu? Tabii ki nasıl oluyor diye soranlara mukadden. Kardeşim bu masamdan başka dünyam yok. Hatta bu koltuktan o kadar yoruluyorum ki doktorun olduğu koltuğu değiştiriyorum. Bundan onu alıyorum. Ya, tamam. Yani oturmaktan onu değiştiriyorum. Öyle değiştiriyorum. Şimdi burada diyor. İşte orada tabii ki Su kadar basit miyiz yani? Hmm. Su kayaya vura vura vura, tefekkür ede ede, vura vura, tefekkür ede ede, ede ede, ede ede, artık his oluyor. His olunca artık his dünyasında sen arkadaş oluyorsun. Artık arkadaş yani basit oluyorsun, kenardan oturuyorsun ya. Yani. Mesela senin ikizini düşünebileceği şey mi ya? İlmel yakından ailen yakına bir şuur satışlama yaşıyorsun. Ya şey yani hissi bir şey. Bu da nedir? Bu da sizin kardeşlerimiz içindir. Yani Risale'nin ülfeti kırılsın diye verilendir. Ben Allah'ıma dua ediyorum ya Rab bana ver.
Ben de dava arkadaşlarım ki Allah'la işim var. Onun için bu verilenleri inanın inanç bende. Kardeşlere vermek için bana veriyor. Çok, yoksa bir kişiye bu verilmemeli. Nedir o? Ülfet kırılma şeyleri verilmemeli. Bak ikisini bak bu kuralmış. Neyse bu burada dursun açık olsun çünkü. Almanya'da derse gittiniz abi yolda kendinizi görsünler. Nasıl? Almanya'ya gidiyorsunuz abi. Ha bir görsem ikisim. Yani dışarıya çıksa canlı. Evet, acayip oldu. Komutan, çok bir şey istedi ya. Evet. Hakikaten vücut harici olsa ne olurdu? Korkar mıydınız? Bilmiyorum ama Geylani bir camiden bir çeşitli yerlerden gitti. O dedi ki iftar bendeydi, öteki bendeydi. Tam 40 yerde iftar yapmış. O da biliyor. Hepsi de fotokopi değil, hepsi de aslı. Nasıl bir ruhtu ya onlarda ya? Onların hepsi benim, ayrı ayrı bir yerde patlamıyor, aynı anda çorba yiyor, aynı kendi anda. Kendi de evdedir diyor abi. Ha? Kendi de evdedir diyor. Kedi de evde ha? Kendi evindedir diyor. Kendi de evde. Kendisi yok, o da kendisi. Kendisi de kendi evdedir. Kendisi değil, o da evde. Fotokopi yok ki şey, asıldır gibi değil, asıl hepsi. Cennette, nihayetsiz yerde olacağız, hepsi biziz. Birbirinden farklı iş yapacaklar hepsi, aynı asıl. Bir şey eksilmez dedi ya abi. Evet. Bir şey eksilmez. Bir şey eksilmez vardı değil mi? Tamam. Evet, o şeyde. Sizin üstünde notlarda vardı ya. Hiçbir şey eksilmez. Şimdi bak, cismaniyeti ne tanım? Bir sürü malzeme kullandık evet. Yasin. Evet. Dedik ki, tükürük. Dedik ki, düşündüğümüz şeyleri söylersem, ben de eksilmez. Çekirdekten ağaç çıkarsa, çekirdek boşalmaz. Ondan sonra ne dedik? Televizyon, radyo dalgası. Televizyon dalgası eksilmez. Ondan sonra ne dedik? Dedik ki cisma yani gayta ve idrar insanı taşıyor ama eksilmez. Cismaniyet nereden başlıyor? Arşta. Arşın altından cennette. O zaman o cismaniyet geldiği bütün alemlerin mesela mağma. Mağma tabakası var ya. Evet. Volkanına çıktı. Orada neler olduğunu getirdiği malzemelerle anlıyoruz. Değil mi? Hmm. Dağdan çıktı. O madenlere bakıyoruz. Nereden geldi? O oraya ağır madenleri, ağır elementleri anlıyoruz. Şimdi cismaniyet nereden gelmişse oradan beri sürükleyerek getirmiş. Cennetten mi geldi? Cennet var cismaniyette. Cennetin altında daire ilim var. Daire ilim var cismaniyette. Daire ilim o şecil fikar. Daire hayat var cismaniyetten. Kürs var cismaniyetten. Aşağı iniyorum doktorum. Lev-i mahve ispat var. Kafnun tezgahları var. Yedi kat şey, alim berzah var, yedi kat sema var. Ondan sonra kapatabilirsin her şeyi. Ondan sonra geliyor yedi, alemi şehadet için almış. Bu cismaniyetten. Çünkü geldiği şey geldiği alemden kopuk olamaz. Kopuk olamaz yani. Foton güneşten gelmiş. Güneşte kopuk değil. Güneşin özelliğini taşıyor. Zaten fotonların toplamı güneştir de aynada gözüken güneş nedir? Megapiksel. Güneş. Hepsi ehadiyet. Güneş. Komple bir güneş. Ama birbirine o kadar yakın ki tek. Aradaki şeyi göremiyoruz. Berzahı. Aslında güneşte böyle toplu bir güneş gelmiyor. Bu hakikati ama değil mi abicim? Arkadaşlar, aynaya baktığınız zaman toplu bir gelmiyorsunuz. Megapikseller dırırırırır. Bizim görme kabiliyetimiz bu aradaki boşluğu görmediği için bütünsel görüyoruz. Aynaya sen baktığın zaman megapiksellerin gözüküyor. Bunu kamera güzel yapıyor. Ondan sonra tak bakayım şeyini, fişin açık. Tamam, iyi tak arayı. Fotonu ortadan kaldırdığımızda güneş de kalkar demiştik değil mi abi? He. İstinaden abi yine aynı şeyde mesela tırnağı gömme meselemizde o Aleyhisselam Efendimiz'in saçını bağlayıp atıyorlardı, şey büyü yapıyorlardı. Yani o ondan ayrı olmadığı için o kanuniyeti kullanıyorlar değil mi abi? Evet, aynı kanunu kullanıyordu. Bu şimdi ya. Bizden çıkan bizden kopuk değil. Yani onun... Aynen bizden çıkan bizden kopuk değildir. Ne dedim? Bir de söyler misin onu? Senin dağılmıştın. O Aleyhisselam Efendimiz'in saçını tara dolayıp mı abi büyü yapıyorlar, kuyu atıyorlar? Yani bizden
çıkan, bizden kopan. Mesela sihir ve büyü senden kopuk yapılamaz. Senin ete değecek gömlekten yapılmaz. İş çamaşırdan yapılır. Ya saçından yapılır, ya tırnağından yapılır. Yani yıkanmış gömlekle de yapılmaz. Tamam mı? Yıkanmış gömlekle yapılmaz. Onu mutlaka olacak değil ama kanunu bu. Nedir o? Çünkü sen ona sirayet etmişsin. O sensin, ikizindir o. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fırkasını göndermiş. Üşümesin diye değil ama atletini göndermemiş. Ben şöyle zannediyorum. Bizde gömlek, atlet, kazak var. O bizde kardeş. Peygamber fırkayı atlet her şeyi olarak kullanıyordu. Ben onu araştırdım. Yani atlet, tabii o atlet olacak gömlek, bir de kazak giymiş. Bu bolluk nerede? Bir şey aynı şey. Entara aynı şey. Yok don var, bir de şey var, böyle bir şey var. Kazak kendisiydi ya. Meğer temas ediyormuş ya. Tam sıraya. Tam sıraya. Tam sıraya. Peki ne demiş ondan sonra? Kazak gönderdi, üşüdüğün zaman giyersin. Ümmetime demedi. Dua. Ne dedi? Ümmetime dua et. Giydiğinden sonra, giydiğin anda ümmetime dua et. Niye ona şart koşmuş? Duanın şartlarını. Çünkü orada boyut verecek. Oradaki dua, bu söyleyecek ama Muhammed ağzıyla aleyhissalatü vesselam. Sistem çalışıyor. Kazak onun insiba mı? Boyaladı mı? Boyaladı. Kazak boyaladı. Kazağın kendisi değil. Kazakta olan peygamber. Bazıları diyecek ki kazak olan şirk ehlisidir. Kazakta olan. Kazakta olan peygamber onu insiba. İnsiba. Giyince. Çünkü aslında bunu tuttum mu ben? Bunu tuttum yazdım. Bu şahit olmuştur. Sen bunu o şey plastik diye kabul edersin doğrudur. La kardeşim esmanın dışa vuruşu değil mi? Yani bu plastiktir. Enerjidir, esirdir, madde hayattır, aynı hayattır, akıl cevheridir, nur cevheridir, ruh cevheridir, nur-u Muhammed Esma'dır. Esma'nın dışı vuruşu değil mi? Şimdi bu süreçten kopuk olabilir mi? Bu ne yazıyorsa hepsi alakadar bununla. Bu oralarda kopuk olamaz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sudan kopuk olabilir mi? Hayır. Bu Esma'dan kopuk böyle olamaz. Buzdan suyu kaldırın, kalemden Esma'yı kaldırın. Aynı şey. Peki cismaniyet bu cilve, cemal, nakış, sanatın bütünlüğü mü? Hepsi mi cismaniyet? Cismaniyet bütünlük. Cilve, cemal, nakış, sanat. Hepsi. Tabii. Cismaniyet. Niçin biliyor musun? Cismaniyet nerede başlıyordu Osman'ım? Arşta. Arşın aşağısı cennet. Peki arş neydi? Arş azam değil. Esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdi değil mi? Esma he? Azami tecelli ettiği yer. Arş. Arş o zaman değil. Bütün drr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 
tane yapalım. Çanak anten gibi. Topla bir yere. Topla. Bütün Osmanlı azami. Ooo Belezonik ya. Kula sanandır. Dondur onu buzdolabına koy. Cismaniyet. Taş yaparsan Hacer-i Esved'e olur. Ne? Dondurduk geçen abi. Dondurup taş yaparsan Hacer-i Esved'e olur. Hacer-i Esved. Taşa döndür. Bu Esma'nın bak bütünlüğünün en kesifi Hacer-i Esved'dir. En latif bu tarafı insandır. Yani insandır derken biz değiliz. İnsanlık. İnsanlık yani. Ben insan değilim. İnsanlık bile azdır. Karıştı. Bak diyecek ki manyağım. La insaniyet sana verilmiş. Kim? Sana vücut verilmiş. Biz Adem mi? Sana hayat verilmiş. Verilmiş ha. Bak sana vücut verilmiş. Aşağıda yukarı gidiyorum. İnsaniyetin arkasına geçmen lazım. Vücut verilmiş. Geç arkasına. Hayat verilmiş. Fark et. İnsaniyet verilmiş. İslamiyet verilmiş. Her böyle insan olanlarda İslamiyet yok. İslamiyet verilmiş. Marifetullah verilmiş. İnsaniyetten üstündür. Mabetullah verilmiş. Tamam. Rıza ilahi her şeyden üstün. Peki bu rıza ilahi sana verilmiş. Sen kimsin? Ha ben onu kastettim. Ben insan daha acayip olmam lazım. Yoksa Adem miyiz? Yok. Baba. Abi cismaniyet Adem'i de içine alıyor değil mi? Almazsa ne olur? Vacip vücut olur. O zaman toprağı da içine alıyor. Tabii. O zaman hiçlik makamıdır.
hiçlik makamıdır. Yani ayrı hiçliğe almış. Yani, hiçlik makam almış. He, şimdi almış. Biraz da devam edeyim. Çünkü sizin sorunuzu alacağım. Daha keşke yok. Cismaniyeti şunu kastettim. Nereden gelmişse heyelan gelmiş. Hele gol 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 gol. Önüne alanı karıştırmış mı? Ha, cismaniyet neyi nerede gelmişse ala karıştıran harmanlayıp gelmiş. Buraya gelmiş mi? Ben kaynağını gösteriyorum. Aynı 28. sözde geçiyor. Ya diyor cennet diyor yani cismaniyete ne işi var diyor yani ruhan olsa olmaz mı? Niye cismaniyet var diyor cismaniyetini ispat ediyor. Cismaniyet oradan başladı mı abim? Ha, o zaman böyle heyran bir dağdan koptu. Kata kata geldi bu. Beden oldu. Bu cismaniyet değil bedene dönüştü. Şimdi diyoruz ki cismaniyet nerelerden başlamışsa o bütün sürecileri taşıdı buraya. Yani cennet dahil tüm sürecin, alemlerin hakikatlarına cami olarak burada ifade edildiği için burası değil, dettiriyor insana. Nasıl ki görme 1, koklama 2, dokunma 3, tat alma 4, duyma, sevk, şefk, duygularının içerisindeki duyma 7 diyelim şuraya. İçerisindeki lezzet ve zevkleri suretlerine benzemediği gibi cismaniyet de böyledir. Yani mesela duydun. O senin alemlerini bendeki arada iletişim vasıtasıdır duymak. Ben duyduğum şey değildir benim anladığım. Yani senin de düşündüğün de değildir. Sen ne hissettiğini bilemiyorum ki. Duydum. Seni tamamını taşıdı mı? Yok. Tamamını ifade edemedin. Ben de o kelamın içerisinde tamamını alamadım. Ustad diyor tın tın et dedi falan. Ha cismaniyet de taşıdığı alemleri anlayamamışız da işte bir şeyler anlamışız diyorum. Cismaniyet de aynı böyledir. İnsan dilinin altında olması Hazreti Ali söylüyor radıyallahu anh. Kelam kişinin karakterini taşır ve gösterir. Batını zahire taşıdığı gibi veya öfke ile atılan tükürüğün gayzı nefreti taşıdığı gibi. Yani cismaniyet de böyle. Hani cismaniyetin taşıdığı bir şeyler var. Kendisi netice değil. Suret hakikatlere geçeceğiz ama biz. Evet. Annenin şefkat-ı mukaddesesi çocukta, zeminde ortaya çıktığı gibi. Çocuk olunca annede şefkat var. Şefkat evet. Mukaddesi itiraz yoktu edecektik. Yoktu abi. Biz burada şefkat mukaddesi itiraz edecektik abi. Öyle mi? Çünkü şefkat mukaddesi olduğu zaman şey olması lazım değil mi? Cenab-ı Hak canibinde. Bakış. Aciz olduğumuz şefkat lazım. Şefkat diye. Olsa olması lazım değil mi? Ha şefkat mukaddesesi. Evet. Allah'a mahsus. Allah'a mahsus da şöyle. Bizim yanlış anlamadık. Her anne de değil. Yok. O da değil. Şimdi annede şefkat var. Evet. Her kadında. Sende de var. Ama sende pek mukaddes olmaz. Çocuk doğurunca oluyor. Şefkat-ı mukaddesi. Allah'ta mukaddes olmaz. Mahlukatı yarattıktan sonraki sürecin adıdır mukaddes. Yoksa şefkat bilmiyoruz. Çünkü şuunattır mukaddes. Şuunatta geçiyor yani abi. Bak şimdi anlatayım. Şuunat mahiyeti zatiye dişe vuruşu değil mi? Doğru. Ha, mahiyeti zatiye de bilmiyoruz. Dişe vuruşu bu. Ha, annenin dişe vuruşu çocuk. Peki muhabbet için münezzeh diyor. He münezzeh diyorum ama ben bu bitireyim şapayım. Tamam. Annenin şefkat-ı mukaddesesini çocukta zeminde ortaya çıktığı gibi. Yani annede şefkat var, şefkatta mukaddeslik gözüküyor. Gözüken Allah'ın şeyi yani. Yani o canibde bakarsan hani mesela Kur'an-ı Kerim Allah canibine bakarsan vahiy olur. Yoksa bilinen cümleler. Evet. İblis şöyle dedi. Heh. Allah Adem böyle dedi. Diye bir oysa şeytanın sözü. Evet şeytanın sözü. Ama Allah söyleyince o mukaddes oluyor. Evet. Samiri'nin olayından bahsediyor. Mesela Musa dedi ki diyor. Veya kişinin sözleri ayet oldu. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Nuh Aleyhisselam dua etti yani sahile çıkınca gemiyi. Beni şey yaptın diye dua etti. Yani bizi yüzdürüp sahili selameti çıkaran Allah'a hamd ve sena ediyor. Ondan sonra peygamberlerin duası ayet olarak geliyor bize. Değil mi? Ne yapıyor Cenab-ı Hak? Onu alıyor, merkezde
içerisini değiştiriyor, ayet olarak geliyor. Ama beşer kelamı. Mesela şöyle, la bu la fili. Kimi sözüdür aslı? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam. Ama Allah bunu alıyor, ayet olarak gönderiyor. Ayet oldu. Şimdi anne de şefkat var. Ama o şefkat aynasında arkada bir el var. O elin adı mukaddes oluyor. Şefkatta gözüken mukaddes el. Ya öyle olursa hani dediğiniz gibi o şekilde olur. Doğru yani kastettiğim ama tabii böyle zahirde böyle anlaşılıyorsa tabii şey silmem lazım. Peki başka ne dediniz bunu oradan? Burada biraz devam edelim. Aklımıza gelir abi. O yürüyeyim peki. Demek ki bak zaten zemin demişim. Şefkat-ı mukaddese çocukta, yani çocuk zemin, ortaya çıktığı gibi mukaddes çocukta gözüküyor. Çocuk yok ya mukaddes yoktur annede. Şefkat var. Çünkü birbirlerini yer bitirir böyle. Hatta çocuk yokken kendisini misafir kabul eder, yani eve bağlanmaz. Böyle mukaddeslik tarafı çocukla ortaya çıkıyor ama şefkattır. Şefkat karamanıdır diyor usta. Şimdi şefkat-ı mukaddese demiyor. Şefkat karamanıdır kadınlar. Evet. Çocuk olunca o şefkat zemininde Allah'ın rahimiyeti tecelli ediyor. Mukaddeslik orada. Mukaddeslik o zaman dönüştürüyor. Şefkati ona dönüştürüyor. Arka el. Şefkat zemin. Cismaniyette alemler ortaya çıkıyor. Yani şefkatte Allah tecelli edince şöyle diyeyim. Allah abes iş yapmaz. Tövbe. Değil mi? Yapmaz. Allah tercih etmişse tercih etmiştir. Bunu tercih etmiş. O bu sıfatım orada tecelli edecek diyor. Şu, bu sefer mukaddesleşiyor. Yani mesela diyelim ki Allah Hazreti Muhammed'de peygamberliğini göstermek istedi. Niyesi bir sürü bir şey var. Ona ait. 31 temat değil midir? O zattır, o zattır diye. Ustad da gösterdi. Sen de bende gösteriyor bazı şeylerini. Ha, bu sefer sen şeysin, fedakarsın. Mukaddesleşmen için o devreye girmesi. Senin zemininde gözüküyor. Devam edeyim. Tevil değil yani bu. Lezzeti mukaddese. Bizde lezzet var. Ama mukaddes değil. Mesela şöyle diyeyim. Bir istidat, bir kuvveden, bir fiile çıkarsa mukaddes, lezzet olur. Allah'a bağlarsa mukaddes olur. Mesela diyelim ki araba yapabilmek, mesela doktor diyelim. Doktor ameliyata giriyor, merhametinden yapıyor ya. Merhamet ile parayla olacak şey, saatlerce uğraşıyor. Belki de mesaisi 5'te bitti. 5'ten sonra da mesai yaparsa tamam mı? Para da almayabilir. Ameliyatı bırakabilir misin doktor? Bırakamazsın değil mi? Bırakamazsın. Peki ne yapar? Ama soruyorum o doktorum girmiştir, bulmuştur. O masada ölenler de var. Ama insan üzülüyor değil mi? Bak şöyle yaptı. Bak böyle yaptı. Şimdi peki olmayacak bir şey böyle Allah muvaffak etti ve 5'ten mesela 5'te bitti 8'e kadar ama çıktı. Baktı adam hasta gözünü açtı. Hadi hadi dedi. Eve bütün yorgunluğu gitmiş olarak gider. Ne oldu biliyor musun? Şefkati mukaddesleşti. Peki o şefkat paraya dönüştürse peki sahiplerinden 5 dedik ama 8.000 lira verecek. O zaman şefkatte kalır mukaddesleşmez. Yani araba tamirciliği neyse doktorluk otur. Marifettir. Allah adına olursa marifetullah olur. O anne çocuğu Allah adına Allah'ın emaneti olup onun fiili gösterirse yani Allah adına hareketi çocuğu terbiye ederse o şefkat mukaddes olur. Annenin neresine konmuşsa şefkati, alemleri de cismaneti öyle koydu insana. Şefkat nerede? Mesela bak kulak nerede? Burada. Göz nerede? Burada. Burun nerede? Şefkat nerede? Kalptı. Kalp dediğimiz bu parça et de mi? O mahal. Cismaniyet cenneti ve cehennemi de içine aldığı, aynı zamanda kürsü de içine aldığı için adeta ağaçtan aşağı bütün alemlere cami olduğundan cismaniyetin içeriğinde cilve cemali, nakış ve sanatı içine alan Esma-i İlahiye'nin hulasa-i camiasıdır denilebilir cismaniyet. Kürsü kullanmamızda bir özellik nedir? Var mı?
Diyormuş zaten, ben hani okumamıştım. Yani Cilve Ceman nakış sanatı alıyorum içine demiştik ya. Evet. Diyor Osman abi. Kürsü kullanmasında bir özel var mı? Kürsü var tabii. Yani ne maksatla koydunuz acaba onu, var mı bir şey? Çünkü kürsü şöyle, arştan aşağı indiğin zaman ana tema olarak arş, cennet cehennem, daire ilim, daire hayat, kürs, levh-i mahve ispat, alem berza, yedi kat sema, ondan sonra almış adet. Kürs çok önemli. Nefsin takıldığı yer, şeytanın bize takıldığı yer. Aklımız gitmiyor normalde pek oralara da. Gitmez tabii. Adam kendisini tefşiş etmek istemez. Evet. Ben de hep vurgularım. Oradan bize takıldı yer. Ama nefis deyince bir de şundan çıkamıyoruz yani. Bir de o gırdap olur. Levvami He? Levvami olan nefisten. Yani şu emmari. Yani emmari. Hep nefis deyince şu emmari ya. Ya nefsinde 7 mertebesinin 6 tanesi mübarektir ya. Aynı dimağ. İnsaniyeti aktif eden alt şeydir ya nefis. Tamam. Nefsi çıkarsan insaniyet yoktur. O kadar kaliteli ki. Kötü belliyoruz ama evet. Değil aslında. Değil yani. Nefse var en diptedir. Onu kaldırdığınız zaman nefis harikadır ya. Nefis olmazsa ne yapacağız? Burada ne işimiz var? Evet. Bu makamda o alemlere cismaniyet denmez. O yani arşı getiriyor bu tarafa. Şey, daire, cennet, cehennemi, kürsü bu tarafa cismaniyet getirdi diye cismaniyet kürs denmez. Yani buzda su var diye bu su değildir. Buzda su var, suda H2O var. Hidrojen, oksijen, yanıcı yanıcı. Bak ben şimdi yanacağım. Oysa söndürücü. Yanıcı var orada. Yakıcı var, hidrojen yakıcı, oksijen yanıcı. Su şimdi ben yanıyorum bak cayır cayır göreceksiniz. Olmaz. Yani belki böyle anlaşılır diye dedim. O alemler cismaniyete tezahür ettiriyor. Ne demiştim? O alemlere cismaniyet denmez. Yani daire ilme cismaniyet denmez. Ama cismaniyet süreci bize tanışmanın adı. O alemler cismaniyette tezahür ettiriliyor. Nasıl ki rüya cismaniyette tesirini tezahür ettirdiği gibi. Evet, bir şey sorabilir miyim? Ha tamam, bitti ve bundan sonra şeyimiz konuşacağız. Evet. Varsa halledin. Şimdi cismaniyette gözüküyor ya bu alemler. Bunları fark edince peki dima bunu mirat gibi yapabilir mi? Mirata dönüşür o zaman. Dima yapıyor. O ama ilk önce aynadır dima. Tamam, ilk önce aynadır. Fark edince. Daha fark ettiği anda ayna mirat olmaya başlar. O zaman burada gözükmesi, orada gözükmesi bir şey fark etmiyor. Yok. Yani fark ettikten sonra. Tabii fark ettikten sonra süreç başlıyor. Hı. Yani fark ettikten sonra sen bu farkın kendisi değil daha kendisi. Şu daha fark, adım atmaya başladın. Mesela toprak da bir aynadır, ayna da bir aynadır. Mesela toprağa çekirdeği atarsın, içini dışarı ifade eder. Ama aynanın karşına geçelim, beni gösterir. Dima, ilk önce aynadır. Aynedir bu alem. Dima anlar bunu. Sonra anladığı anda bu dima mirata dönüşür. Yani inşa olur, İsa olur. Ruhullah olur. Yani seni inşa eder. Mesela şu anda mesela dedik ya şey perde. Hı hı. Konuşmuştuk ya. Hep orada kalktı mı, inkılap mı geçirdi? Böyle ne konuşursan hepsi doğrudur. Ama oradadır o. Dön buraya ya. Burada oluyor o. Olduğunu nerede biliyorsun? Orada görüyorum da onda. Bak şimdi. Ben sesi duydum. Şöyle şöyle dediler. Ben duydum. Bu alametidir orada birilerinin olduğunu. O abi nasıl bir şey? 18 bin tane aile oturuyor burada. Siz ben oturmuyorum ki. Bazılar diyecek ya duydum dedi falan. Sen de duyuyorsun. Sen de başka şey duyuyorsun. Aç televizyonu. Aç haberi geçiyor. Aç şu diziyi. İçeride bir dürtü yok mu enerji? O da konuşmak işte. Aç da enerjisi aç konuşmasıdır. Duyduğundan daha kesin hatta. Tabii bak şimdi. Aç televizyonu birisi dese mi veya aç onun parça gömleği çıkartırken böyle televizyon açıyorsun ya. O bir enerji yok mu? Aç diye. O koş sestir işte o. Ha bana da öyle geldi işte. İlle böyle bizim kelam gibi konuşmuyorlar. Duymayı kulağa indirdiğimiz için. Evet, duymayı kulağa indirdik. Biz hep suretle muhatabız doktor komutanım. Hep suretle, cismaniyeti gören yok.
cismaniyete geçmek lazım. Arkaya. Yani biz biz değiliz burada. Onunla ilgili bir misal veriyordunuz ya. Tanımadığınız bir ülkeden, tanımadığınız bir numara arayınca onun varlığından şüpheniz olmadığı gibi. Ya çok güzel bir misal ya. Şimdi ekranda tanımadığın bir numaradan, tanımadığın bir memleketten, tanımadığın bir insandan telefon gelse hello diye başladı. Baktık 00 bilmem ne bileyim 27. 27 bilen var mı kod numarasının eseridir? 0027. 0049 Almanya. 0033 Fransa. 0090 Türkiye. 00666 Arabistan. 0027. Tamam mı? Bakmak lazım. Bilmiyorum. Tamam, misal. Şey, ama bir yerdir değil mi? Ama bir devlet olduğunu bilmiyor musun? Muhtemelen mi? Tanımadığın bir devletten, tanımadığın bir telefondan, tanımadığın bir adam. Veya kadın. Bak üç tane. Tanımadığın bir devlet. 0027. Tanımadığın bir numara. Tanımadığın bir insandan. Telefon gelse, konuşsa. Neresiydi abi? Güney Afrika. Güney Afrika mı? Cumhuriyeti. Oysa Amerika mı? Allah Allah. Güney Afrika'ymış. Bak şimdi gördün mü? Telefon gelse. O ya peki hakikaten demez misin kapattıktan sonra? O yanlış olmuş. Ama böyle bir adam yaşıyor mu? Yaşıyor. Ama ömrünü hiç duymadın, bir daha duymayacaksın. Ha, bizde de konuşuyorlar. Peki bir sesle devletini telefonu var böyle. Böyle bir adamın varlığından şüphe etmiyorsun da seni kaplayan, hislendiren, duygulandıran, arzu ettiren, ebed arzusu, sonsuzluk hissi de nasıl bunlar ses değil midir, konuşmak değil midir? Bunların tanımladığı yerde nasıl şüphe edersin? Şimdi bizim konuşacağımız neydi? Lezzeti, şefkati mukaddesi mi? Sizin? Evet abi. O muydu? Başka var mıydı? Abi, bir sayfa daha ilerlemişiz daha bak. Bak şimdi bir şöyle diyeyim. Kafir. Kadında şey var, şefkat var. Çocuğuna bakıyor. Şefkat değil mi? Altını alıyor da. Peki, hayvanlarda şefkat yok mu? Vardır. Vardır yavrusuna. Ama şefkat mukaddese yok. Şefkat var. Ya hayvan yavrusunu yemez yedirir, parçalar yedirir. Kendisini ölüme tehlike atmaz mı? Tavuk mesela ite kaptırıyor, şefkat var. Hayvanlık mertebesi. Evet. Ama Müslüman kadınında, Allah'ı bilende, şefkat zemininde mukaddeslik gözüküyor. Bendeki o noktayı kastedilerek. Başka ne dediniz? Diyor, değil mi abi? Ha, ne diyor? Annenin şefkati, Allah'ın rahmetinin bir lemay tecellisi. Ha, lemay tecellisi, evet. Güzel. Şeyde de bu cismaniyetin sürekli aynada kullanırız da abi. Cismaniyetin isim, miras olduğu zaman cismaniyet değişir mi isim olarak? Bak, hiç değişmez. Niçin canım benim? Bak, yani mesela bu suya dönüşünce buzun tekrar buz olamaz değil. O sıfat hala devam ediyor. Su kar olamaz mı? Dolu olamaz mı? Buhar olamaz mı? Değil mi? Yani o sıfatlar hala tutuyor. Mesela diyelim ki sen üniversiteyi bitirdin. İlkokul bilgilerin sıfırlandı mı? Mesela üniversitede sen 7+4 11 bir şey yaparken yaptın ya. Bu bilgiyi üniversiteden mi aldın, ilkokuldan mı aldın? Tabi evveliyata dayanıyor. İlkokuldan. Üniversitede kullanıyorsun değil mi? Üniversite mezun olduktan sonra ben üniversite diploma var diye ilkokul bilgileri atılıyor mu? Ha, mirat olunca aynı atılmıyor. Duruyor. En kesif şey cismaniyet sahibi o zaman. Bütün şecereyi kat için almaz mı? Alır. Ama cismaniyet isim koyduk. O alemleri hulasalandırdık. Bu pakete cismaniyet demiş. Bu cismaniyet değil. Bu hakikati sen konuşunca mahiyet tabii, varsa. Tabii tabii. Yani evet. Mesela gayet insanı tanımlar ama idrar insanı tanımlar ama insan değil. Ama haber verir. Dene aslında. Cismaniyet hepsinin hulasasının adıdır. Sürecin adı değildir değil mi? Sürecin bütünü. Yani böyle bir paket program gibi mi düşünelim? Program çalışmaya başlayınca cismaniyet olmaya
Mirat mı oluyor artık? Ha işte ya. Yani öyle bir zeminde. Mesela diyelim ki Windows ağaçtan, bir paket. Ağaçtan verilebilir mi? Hani meyve, ağaç, uyar mı? Vallahi artık bunu yani tefekkürünüze bağlı. Hani bu yöntemi öğrendikten sonra, verebildikten sonra. Mesela şu yöntemi şu. Bir, bu ne olduğunu biraz anladık. Evet. İki, pergeli koydum. Cismane. Böyle baktım. Zuhurat, cilve, cemal, nakit sanat. Alem-i şehadete doğru baktım. Buraya durdum gene. Şöyle baktım. Yaratana doğru, Esma'ya doğru. Hepsinin tanımlamaları değişir. Siz ne dediniz? Hı-hı. Ya buraya uyar. Şu cismaniyet, şimdi cismaniyete. Ya da cismaniyetin tanımladığına uyuyor. Hı-hı. Yani dişe vuruşlarına. Veya kaynağına doğru. Hı-hı. İfrat, tefrit, vasat. Yani mesela ne dersin? Ağacı uyar mı? Sen şeyi anlatmak istedin. Ağacın kendisini söylüyorsa cismaniyeti kendisi. Bu ise bu evvelini yaptı. Bu. Aynanın arkasına döndürdü. Hmm. Bu cismaniyetin ayna olduğunu anlarsam dedi. Mirat olur muyum? Olursun, harika olur bu. Ayna, ayna olduğunu bilse mirat olur. Kadın mesela bendeki şefkat Allah'tandır dediği anda şefkati mukaddesi oluyor. Hmm. Yani Müslüman kadın dayı, bendeki şefkat, çocuğa bakıyorum, şefkat şefkattır bilirsen, Allah'tan kopuk bilirse şefkattır. Ama bu benim, bende tezahür ettiren Allah'tır, Allah yaptırıyor dediği anda o şefkat-ı mukaddesi olur. O artık onun tadına doyulmaz o kadının, o şefkat-ı mukaddesesinden aldığı lezzet. Kadınlar şefkattan bir lezzet alır. Kafir kadınlar, hayvan dişilerde de alır. Ama Müslüman kadınların şefkat-ı mukaddesinden aldığı lezzeti, kafirin şefkatinden aldığı lezzet hiç kıyası edilemez. Abi uzun zandır. Ondadır ki şu cümle, onu kaybetmeyeceksin. Onun için 13 yaşında kız evden gidiyor. Zaten 18'e kadar, 18'den sonra zaten gönderiyor. Nasıl bir ana de şefkat var ki 18'de kızını sokağa atıyor. 13'te kızı gitmiş, bana kendisi profesör. Gitti kendi hayatını. Soruyorum, sizin kızınız 13 yaşında gitse ne olur? Bak çıldırıyorsun. Çünkü var çünkü çocuk. Şimdi peki şefkat yok mu onda? Vardı. Hayır. Sen niye çıldırıyorsun? Senin hanım niye çıldırıyor 13 yaşında çocuğu gitse? Çünkü onda şefkat yok. Şefkat-ı mukaddesi var. Bir onu alayım. Merak ettim. Cennet anneden var ya abi. Uzun zamandır hep annelerin yeri şu cennet cehennemin üstünde diye şecere hikatte gösteriyordum. Şimdi tam oturdu. Şefkat-ı mukaddesi geçen abi nihayet hududuna gelmiş oluyor cismaniyet. Ha evet. Nihayet hudududur. Evet. Hadistir. Tam oturdu abi şimdi. Evet. Yani bir daha söyle onu. Cennet annelerin ayağı altında, yani cennet cehennem arşa dayanıyor değil mi abi? Arşa dayanıyor. Şefkat-ı mukaddese geçen cismaniyetin de artık nihayet hududuna dayanmış oldu. Evet. Oradan... Aşıyor bak. Şu arş, bu çatı, buraya dayanan cennet. Burası şefkat. Bu dayanınca mukaddes oluyor. Çünkü bu sürecin adıdır mukaddes. Bu sürecin adı şefkat. Bu sürecin adı cennet şefkat. Sürecin adı mukaddesleşiyor. Yani mesela şöyle bir mantık sorayım, bir soru sorayım. Alman kadınında, Müslüman olmayan kadında şefkat yok mu? Vardır abi, var. Müslüman kadında şefkat yok mu? Ayrı dedin ya, ikisi de eşit olur mu? Allah bildiği anda mukaddesleşiyor işte. Ve sen mesela cehenneme yanacak odun iken iman ettin, mabet ilahi oldun. Allah'ın sevgilisi oldun, mukaddesleştin işte. Beşer kelamı Allah söylüyor, mukaddes oluyor. Çünkü niçin mukaddes oluyor? O kelamın içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ın lavabula afilin sözüdür. İçerisinde İbrahim vardı, beşer kelamıydı. Allah onu alıyor, kalıbı alıyor, lafza alıyor, şablonu alıyor, içini boşaltıyor. İçine ilim, irade, kudreti koyuyor, o zaman kutsileşiyor. Ya da sen koyuyorsun. Söyleyen İbrahim Aleyhisselam. Yani sen içini koyuyorsun mesela. Mesela atlet mesela. Sensin. Çok ilginçtir. Yani bu psikoloji diyebilirsin yani. Mesela senin mesela bir eşyana temas etse, temas etse bize, bayağı sendeki aletleri yaşar yani. Etkilenir. Varsa nasibi de tabii. Yani bunun... Tamam, benim sorum yok abi. Evet. Yani eşitliği bozan denge. Mesela arabayı tamir ediyor. Ama
bunu Allah bana şey yaptı, dershane hizmetlerinde kullansa, o arabadan kazandığı, tamircilikte kazandığı parayı zekatını verse, doktor tamircidir, beyin tamiri de şey yapıyor, Allah yarattı dese bunları, hakikaten Allah'ın sanatı, hayat en kıymetlidir, en kıymetli şey hayatsa, hayata hizmet etmek en kıymetli iştir. Dolayısıyla hastalarına böyle baksa, bana bir kıymettir, fırsattır, buna bir şey anlar. İki kelime anlatsan, merak etme, Allah hakimdir ya, Allahsız düşünme hastalığını dese, o tamirini ne yaptı? Marifetullah olur. Marifeti marifetullah olur. Kutsilleşir. Diğer gafil doktorlardan farkı marifetullah oldu. Marifet eşittir. Ama mesela en büyük profesör benim bu doktoruma yetişemez. Marifeti üstündür. Ama marifetullah yok. Kutsilleşmedi onun. Ustad diyor ki buna, ey gafil doktor sen de benim gibi diyor kafanı teftiş etsen çok ateşleri yani şey olacak, odunlu yığınları görürsün diyor. Onlar ateş ver diyor. Ateş marifetullah işte. Kendi hastalığını test eden doktor. Ya. Aynı hastalıktaymış orada. Peki. Vâhir devâhum enilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fatiha. Girmesi, peygamberlere girememesinin nedeni şu olsa gerek ki şeylerinde, alemlerinde açılmamış bir alem kalmaması. Yani kendi şecereyi, kendi kainatlarını peygamberleri. Adem bırakmamış olmalarından şeytan giremiyor. Çok güzel. Düşündüm. Aynı şekilde. Yok Adem devam ediyor da alem olarak açıldı. Alemlerin meratipleri şey var. Evet. Çünkü niye biliyor musun? Alemlerinde şeytan açıktı. Çünkü şeytan. Açıldığı zaman şeytan giremiyor. Evet. Ve şöyle abi. Şeytan biz normalde vücuda çıkmaya çalışıyor. Bizi kullanarak vücuda çıkmıyor çalışıyor diye düşünüyorum ben. Aslında şeytan Adem'de kalmaya çalışıyor. Abi. Evet. Tabii vücutta şeytan. Evet. Adem, vücutta sokakta dolaşıyor adam. Adem'de kalmaya çalışıyor. Adem'e kal, gizli kalmak istiyor. Şeytanın en büyük tuzağı Adem'de kalmaktır. Gizli olmaktır. Peki niçin peygamberlerin suretine giremiyor? Çünkü şeytan onlar için ayağın oldu. Şimdi mesela ikimiz beraberiz. Osman ikimizi gördü. Nerede görsen bizi fark etmez misin Osman? Evet. Ama Zeytinburnu'nda dersler yapıyorlar. Zeytinburnu'nda dersler yapıyorlar ve sırf görüntülü değil, sesli ders dinliyorlar. İyi dinleyin bu örneği. Tamam mı Zeytinburnu'nda? Bu bir Hasan sesi çıkıyor, bir İrfan. Ders yapıyorlar. Ondan sonra bir yerde görseler bizi ama İrfan'la ben konuşmuyoruz. Ses yok. Hangisi Hasan, hangisi İrfan ayırt ederler mi? Yok. Ha, bizim için şeytan böyledir. Ayırt edemiyoruz. Melekmiş. Ama onlar için hem görünmüş hem ses vermiş. Şeytan muayyenleştiği için, belli olduğu için ona giremiyor. Çünkü muayyen olan her şey şekle giremez. Şimdi şeytan mesela şimdi şu eserlere baktığımız zaman Osman da eser bırakmış. Hani şey arkandan hayratın devam etmesi için meyve kalmış. Tamam. Arkandan hani vefat ettiği zaman hayrın devam etmesi için işte bir evlat, hayırlı bir evlat yetiştirdiğim bir talebe. Bir de bu sadakayı cari olan şeyler var ya abi. İşte bu handır, hamamdır şeydir. Bunlar görülerek, onlar bizim bunlarla bu şeylere bakarak kullanarak da insanlar bizim şeyimizi, defterimizi kapattırmıyorlar. Kullanarak da Allah razı olsun diyerekten. Onlar bizim açılan kapımız oldu abi. Aynı şekilde bizim de şeytana açılan kapılarımız var. Bu yüzden günaha gidiyoruz. Ondan sonra bu yüzden bazen gayri ihtiyarı harama nazar ettiğimiz oluyor ya da evet. Tiryaki olduklarımız var ya, evet. Terk yapamadıklarımız her bir kapı şeytana açılan kapı. Oradan giriyor adam. Şimdi bir peygamberin suretine girememesi veya aynı şekilde yaşayan bir Allah dostu düşünelim. Yani diyelim ki bir İmam-ı Rabbani miracını tamamlamış bir kişi için konuşuyorum ben abi. Bu demektir ki şeytana açılan kapısı kalmamış demektir. Onun. Giremez ondan. Giremez. Ama kitapta geçmiyor da tefsirde şöyle. Benim de kanaatim şu. Allah dostlarına yani Allah'ın veli kullarına. Diyor ya benim, Allah şöyle diyor ya, benim halis veli kullarıma bir şey yapamazsın diyor. O zaman ona da giremez. Evet çünkü nereden girecek yani? Her şey bir adetullah cari abi. Eğer o elini kolunu sallaya sallaya her kişiye müdahale edebilmiş olsaydı hem insandan üstün saymak lazım onu hem de adetullahın dışına çıkabilen bir şey olarak düşünmek lazım. Şeytan evet. Şeytan adetullah içerisinde, adetullah
sistem içerisinde cari olan bir kanun. Elektrik gibi. Belli kural ve kaideler var. Bunlarla hareket ediyor. Yani bir insana düşüktür. Evet. İki, adetullah'a tabidir. Tabii kurallar belli. Şimdi mesela miracını tamamladı. Miracı tamamlaması için şeytanı ayan etmesi lazım. Adem'den çıkarması lazım. Şeytan Adem'den çıktı mı mayemişi onun adı miraçtır. Evet, ya da Adem'i hapsetmesi lazım. Tabii. Ay, hapsetmiyor. Adem'in üzerine vücut kuruyor. Evet. Çünkü şeytanı çıkarırsan miraç olmuyor. Öyle. Bu yüzden mesela bu niye mi o zaman niye miraç tamamlanamıyor abi? Şeytanı ekart edersek o zaman diman belli bir kısmı eksik kalıyor. Hani şey dedik ya, talim esma hadisesinde şeytanın secde etmemesi var ya abi. Hı. Aslında orada Adem Aleyhisselam talim esmada şeytanı öğrendi. Ondan sonra şeytan da mesela baş kaldırmayı öğrendi. İsyan etmeyi öğrendi. Sirayet etmesi bu şekilde. Kim öğrendi baş kaldırmayı? Talim esma hadisesi yok mu burada? Hı hı. Talim esmada şeytan da bir esma. Şeytandaki esma aktif oluyor. Vay be, harika. Bu ne dediğini anladınız mı? Çok ince bir şey yakaladın maşallah. Yani tebrik ederim. Adem Aleyhisselam'a şeytan, talim esma olmadı mı? Peki mudil esması yok muydu? Adem'e de mudil esması aktif olmadı mı? O zaman hata yapma, yanılma ile meleğiydi ya. Ben demeyi öğrendi orada. O da ben denemeyi ve Allah dedi ama farklı bir şey yapmaydı. O esmadan öğrendi. Ben demese nasıl vücutta tek gözükecek ki? Yani? Evham ve bu ne demek? Evham, vehim ve evham çalışmaya başladı Adem'de. Bu ne demek? Tahayyül ve tasavvur çalışmaya başladı demek. İnsan eğer mı oldu diyorsun? He? İnsan. Devam etti. Beşer oldu. Hı. Beşer oldu. İnsandı. Tamam. Sonra eğer sen şeyi öldürürsen abi, şeytanı öldürürsen şey olacak, tahayyül ve tasavvurun devlet dışı bırakmış olacaksın. Sanki evet. Yani, müdahalesini engelliyorsun ondan sonra. Eğer şeytanı şeytan olarak bilirsen, bu zaman sünnet-i seniyeyi bilmen lazım. Şeytanı bilirsen sünnet-i seniyeyi bilmen lazım. Antisidir onun. Virüs antivirüstür. O zaman o senin, onun her yaptığı şeyi sen kendi enerjin gibi kullanacaksın bundan sonra. Yani sana bir şeyler öğretecek, bir şeyler getirecek. Talim esma devam edecek onunla beraber. Yani diğer esmaları aktif eden şeytan esması. Ayırıyor. Hepsini tek tek ayırmaz. O ayırıyor. Aradaki berzahlar. Berzah mudil esması. Evet. Mudil esması. Esmalar arasındaki berzahlar mudil esması. Şeytan esması. Ara boşlukları diyordun mu? Evet. Yoksa esmalar birbirine yapışır tek olur. O zaman sıfat olur. Alemler gözükmez. Mesela esmaları birbirinden ayrı ya Rahman Rahim. Mudil esmasını çıkarırsanız esma hemen sıfata inkılap eder tek olur. Bütünlük olacak abi. Evet. Anladınız mı burayı? İyi ya. Evet. Yani evet. Ondan sonra şeytan şeytanlıktan çıktı. Ondan sonra diyor kim ibadet edecek? Şimdi benim bir şey olmaz ki. Artık Muhyiddin Arabi ne yapmış? Şeytan çıkınca biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar demiş kabirde. Nikemeke merabuke diyor. Allah Allah. Üç tane şey olduk burada diyor. Allah, Rabbin kimdir diyor. Bana birisi soruyor. Evet. Bu Rab değil. O zaman ben, melek, Allah. Oysa her şey tekti. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar? Melek ne de sen kimsin ya sen bana Allah Allah şaşırdı adam şaşırdı ha böyle kızdığında değil Allah Allah ya benden ondan başka ben bile yoktum o hep oydu ama şimdi başka bir şey çıktı ya bu kim ya ben bana ne soruyor Rabbi soruyor Rabbi sorar mı sen o zaman öyle dedik ya bizdeydik biz bize geldik buraya yani sen de ben de aynıyım sen beni bana mı soruyorsun? Ya o zaman onun marifeti onun şeyinde yok yani. O ruhaniyet yok. Yani, yok. Yani, mükemmel yok sistemi. Niçin anlattım onu? Şeytan devre dışı olmuş. Her şey bir olmuş. Hmm. Esmalar tek olmuş, tek. Meleki bir hayat var abi. O kısmı da tefekkür ettim. Tefekkür ettim de beni de bitirdi şeytan. Bu maletti abi. Ya vallahi. Şimdi bu mesela talim esmada yeryüzünde isyan çıkaracak birini mi yaratacaksın diye Bakara suresinde soruyor ya. Melekler. Melekler soruyor ayette abi.
Şimdi ondan sonra melekler ne diyor? Sübhaneke la ilme lena illa ma alemtena. Hani sonradan sonra. Bu ne demek? Bir şey öğrendiler demek. Bu ne demek? Dimağı çalışıyor. Dimağı var melekede. Ama bizdeki gibi değil. Bizdeki dimağın onlardan farkı ne? Bizdeki dimağda bir şeytanla birlikte dimağın bir bütünlüğün olması. Mesela diyelim ki onlardan itikad ettikleri bir Allah var. İman ettikleri var. Bu dimağın diğer dört üst mertebesi çalışıyor. Ama ilk üst mertebesi onlarda yok abi. Onlar tahayyül, tasavvur, tahakkül yok. İşte şeytanla birlikte bize o geldi. O esma orada şey yapıyor, cari oluyor. Dimağımız bütünlendi yani. Dimağımız bütünlüğe geldi abi. Biz nefis yüklenmiş oldu bu şekilde. Bizim dimağ komple ifrat ve tefritine nefis ve şeytan açığa çıkıyor. Yani melekleri de almış oluruz içimize. O melekler Nekir abi çok şaşırmıştır. Evet. Biz bize geldik deyince bilmiyorum Allah ben neredeyim diyor. O şu an azından melek niye şaşırdı biliyor musun? Kendi yerini şaşırdı. Aslında kendisini sorguladı. Ben kimim demiş mi? Ben kimim dedi diyor. Canım. Tabii. Yani ben oyduğumsa Muhyiddin diyor ki sen bendin ben senin. Ben beni yani biz bizdeydik. Biz bize mi geldik? Biz bize geldik. Bizim bizden mi sorarlar? O zaman melek şaşırdı. Melekte de var ya alt üst oldu sistemi adamın. Ne? Hemen Allah devreye girdi. Onun sözleri zaten dünyada da anlaşılmıyordu. Bırakın onu dedi. Çünkü melek sistemi bozulmasını istemedi. Cismaniyet en kesin abi. Şey var ya. İnsan bozuyor meleğin sistemi. Yani gönderdiği sinyalle var ya Türkiye'nin koral bir sistemi yapmış Rus uçaklarını ve füzelerini devre dışı yaptı. Yani yok beyin gücü alt üst olmuş. Yani şimdi baktı ki sen bensin ben senin diyor. O zaman melek dedi ki ben soru soranım sen sorulansın. Nasıl ikimiz bir olduk? Ya Rabbi ne diyor bu dedi. O zaman ben kim? Ne demektir biliyor musun? Ben kimim demektir o. O zaman Cenab-ı Hak düzeltti onu. Yerini de şaşırdı abi. Kesif ya bizdeki cismani. Evet. Ben bunun içinde miyim demeye bak bu kafa sistem çöktü orada. Bu şeyde sistem içerisinde abi bu ben yani şeytanı kaldırırsan abi ben diyemiyorsun bu sefer. Hani Hazreti Adem orada şey yapmıyor şeytan secde etmedi ya abi. Secde etmemesi de bu ne demek? Müstakil bir vücut. Ben diyebilmek var. Ben diyebildiği için. Ben diye şeytan da ben diyebiliyordu. Evet. Ondan önce Adem de demeye başladı. Sonra sırayla. İfadesi kullanıyor. Cin. Cinli şeytanlardan öğrendi abi. Cin iblis kullanıyor. Şeytan kullanmıyor şeyde Kur'an-ı Kerim'de. Bu arada iblis döndü dedi ki ben ondan daha hayırlıyım dedi diyor. İnsanlardan önceki can kavmi var ya abi. Hazreti Adem onlardan öğrendi bu işi. Farklı bir mahlukat. Ha cinlerden öğrendi. Cinlerden neyi öğrendi? İblisi. Ben demeyi. Onlar o şekilde helakete gitti. Büyük ihtimalle Allah o yüzden onları helak etti. Ondan sonra insan kavmi yaratıldı. Ondan öğrendi canım. Negatifi ondan öğreniyorlar. Yoksa müstakil evet. Şey yapamıyor. Ben olduğu için kan döktüler zaten cin tayfesi. Evet. Yani evet. Ondan önce insandan önce o kavim vardı. Kavmi şu anda insan geldi de o kavim yok mu oldu? Kaldırdı hükmü. Devam ediyor. Cin yok mu? Var. Ozan da vardı. Hakim değillerdi. Peki bu bizim için biraz böyle gayb. Bazıların için. Benim için gayb değil mesela. Evet. Cine iman etmek benim yok. Çünkü iman gaybadır. Benim için gayb değil cin. Benim şuhut gibidir. Yani varsa da böyle itikat noktasında şey var. Yani şeydir. Peki Adem Aleyhisselam'da ne olur? Onun için söyledim. Adem Aleyhisselam cinlerle beraber. Peki ondan önce kavimden o Adem Aleyhisselam ona tesir edecek, bir şey verecek, onlardan da bir şey alacak. Cinlerden de ne aldı? Beni aldı. Vahidi kıyası yapıp sonra sirayet ettiler abi. Sirayet ettiler. İyi, yani kendi yapısını ihya etti. Adem Aleyhisselam meseleyi anlayınca aynı oldu biraz. Ha şimdi aynaydı esmalara. Bu sefer şeri nereden anladı? Bunlar da kalkmış yaptı. Bu sefer mukayese etti, yoğurdu. Adem Aleyhisselam dedi, denmesi için yeryüzünde olması lazım. Ha anı yeryüzünde. Ha aldı, hava oldu abi. Ha deyince hava geldi. Ha hava geldi. Ha dedi, hava ortaya çıktı. Hava. Hevasından hava. Peki, namaz kılalım.